Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma tevfiki illa billah. Aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unib. Sadakallahul azim. Geçen hafta derslerin mahiyeti hakkında kısa bir izahatta bulunmuş ve demiştik ki bu sene şartlara göre mütehavvil olmak şartıyla bir hafta kendim seçtiğim bir meseleyi anlatacağım. Bir haftada suallere cevap vereceğim. Geçen hafta evlat ve kardeş katli meselesine başladık. O bitmiş değildir. Onun bir ders daha hakkı var. Layıkı beçiyle anlatılması ve anlaşılması için. Lakin geçen hafta anlattığımız kısımla ilgili zihne takıldığı sualleri soranlar var. Bu hafta suallere cevap vereceğimiz için o meseleye gelecek hafta devam edeceğiz. Evveliyetle geçen haftaki dersle ilgili tazeyken cevaplandıralım diye ilgili sualleri sor. Peki üstad. Buyur. Şehzade Mustafa eğer ki babasının arkasından iş çevirmeyip tahta geçseydi Osmanlı'nın geleceği ne olurdu şeklinde farazi bir soru. Sual. Bu kehanet olur bunu söylemek. Bizim işimiz değil. Bununla beraber Kanun'un evlatları arasında en yaramazı ikinci Selim'di. Lakin taht ona nasip oldu. Sadece Şehzade Mustafa değil. Mesela Şehzade Beyazıt da öldürtüldü, isyana mecbur bırakıldı. Ben bu meselenin devamında umumiyetle Osmanlı tarihindeki evlat ve kardeş katli ile ilgili olarak yaygınlaşmış bazı yanlış düşüncelere cevap vereceğim. Onlardan biri de Şehzade Mustafa'nın öldürülmesi meselesidir. Bu meselede hem Hürrem Sultan hem Rüstem Paşa hem de Kanuni Sultan Süleyman çoluk çocuk tarafından tariz oklarına maruz kalmaktadır. Onun için bu işlerin iç yüzünü, böyle vakaların gerçek mahiyetini gelecek bahiste yani bunun devamında anlatacağım. Şimdi ona girmek istemem. Ama bildiğimiz şudur ki tanıyabildiğimiz kadar tarihten Kanuni'nin en madara evladı olan İkinci Selim, bir defa içki içen bir adam. Yasef Nassi'nin kardeşi antikacıydı. Yasef Nassi'yi belki duymuşsunuzdur. Kanuni devrinde Kanuni'nin Avrupa'da casusluk yaptırdığı bir adamdır. Yahudi bir şahsiyettir. Biz tarihte kazık yediğimiz adamları fazla incelemiş değiliz. Bu Yasef Nassi Galata bankerliğini kuran ve Osmanlı'ya faizi gizli olarak sokan bir adamdır. Hakkında bir tek kitap bile yazılmış değildir. Ben bu yaşa kadar onun hakkında iki makale gördüm. Bir de bir Yahudi'nin kitabında onun hakkında 3-5 sayfalık bir yazı gördüm. Biz bir vakitler superiority kompleks dedikleri üstünlük duygusu kompleksi sahibiydik. Kefere-i fecere diye yukarıdan bakardık. Vakanın üstleri açtığınız zaman bunu çok iyi görürsünüz. Papazlardan bahsederken labisi libası katrani olduğu halde
sütte-i seniyye-i Hazreti Hilafet Penahiye yüz sürüp arz etti kim diye başlar. Tepeden bakmışız. Onun için düşmanı küçümsemişiz. Gerçekten tarih içinde bize ihanet etmiş adamları layıkıyla tanıma şansımız olmamış. Bunlar hakkında ciddi bir inceleme yapılmamış. Yasef Nasri gibi çok adam var. Yeri geldikçe size anlatacağım. Onun kardeşi antikacıydı. Kanuni Konya'da vali olan Şehzade Selim'e onunla 30 bin altın gönderdi. Siz bu işi iyi yaparsınız, kuyumcusunuz, sarrafsınız, altınla uğraşıyorsun diye. O hain antika kutular getirdi ona, kutuların içine şarap doldurdu. Birkaç ayda yanında kaldı şehzadenin, onu içkiye alıştırdı. Beni herkes zannediyor ki, mesela Kemalistler Kemal'i put yaptıkları gibi ben de Osmanlı'yı put yapmışım. Haşa ve kella, benim putum yok. Ben her insanın hata edebileceğini kabul eden, insanın mayasında hata etme meyli olduğunu düşünen ve bunu da ilk insan Hazreti Adem'in ilk hatayı zelleyi işlemesiyle sabit addeden bir anlayıştayım. 6,5 asırlık Osmanlı hatasız olamaz. Ben hata sevap dengesi içinde işe bakarım. Hata galebesinde olan hakkındaki hükmüm başkadır. Hatası sevabı yanında cüz'iyattan kalan adamlar hakkındaki noktayı nazarım farklı olur. Şair şöyle der, çeşmi insaf gibi akıle mizan olamaz. Kişi noksanını bilmek gibi irfan olamaz. İnsaf gözüyle bakmak gibi akıllı adama bir ölçü olamaz. İnsaf gözüyle bakarız. Herkes insandır, yanılabilir. Herkese bir hata payı tanımak lazımdır. Lakin bunun da bir haddi, bir hududu vardır. O bakımdan kanunun en madara oğludur dedim. Onu Yasef Nasri'nin kardeşi içkiye alıştırmıştır. Bununla beraber bu sarhoş adam bile ölümünden evvel tövbe etmiştir. Tabipler ona yavaş yavaş bırak, ani bıraktığın için vücudun alkole alışmış, hasta oldun, ölmeye razıyım, bir daha o zıkkıyı içmem demiş ve böyle gitmiştir. Bu meziyet, o kusur yan yana, birlikte görürüz. Şehzade Mustafa olsaydı ne olurdu? Bu ilim icabı değildir, bu sualin cevabı ilmi olarak verilemez. Ama bizim bildiğimiz şu ki, Kanuni'nin bütün öteki oğulları Selim'den daha dirayetliydi. Lakin arabanın benzini bitse de o hızla bir müddet daha gider. Kanuni devri Osmanlı'nın en yüksek devri olduğu için yükseliş devam etmiştir. Hatta Selim'in oğlu 3. Murat, onun oğlu 3. Mehmet zamanında bile yükseliş devam etmiştir. Ama bu o padişahların dirayetiyle değil, ricalin babasından, babalarından devraldıkları ricalin dirayeti sayesinde devletin aldığı hızla bir müddet daha devam etmesinin tabii bir mantık icabı olmasından dolayıdır. Yoksa ne Selim, ne 3. Murat, ne de 3. Mehmet birbirini takip eden bu üç padişah fevkalade dirayetli padişahlar değildir. Ancak bu bahsi gelecek hafta anlatacağım tafsilatıyla Şehzade Mustafa'nın öldürülmesinden dolayı kanuni itham etmek nabeca, yakışıksız bir iştir. Kanuni oğlunu Ebu Suud gibi bir allamenin fetvasıyla öldürmüştür. Ebu Suud gibi bir alim fetva verecek katli gereklidir diye cumhuriyet ekmeğiyle büyümüş 20 yaşında bir çocuk kanuni itham edecek oğlunu öldürdü diye. Ve subhanallah, Türkiye'yi bazen ben bir timarhaneye benzetiyorum. Onun tezahürlerinden biri de budur.
Bunu gelecek derste anlatacağım. Onun için Şehzade Mustafa olsaydı ne olurdu? Buna ilim olarak verilecek bir cevap yoktur. Lakin kanaat olarak hangisi olsaydı Selim'den daha iyi olurdu? Bunu söyleyebilirim. Başka bir şey sor. Fatih Sultan Mehmet Han Kundak'taki kardeşini öldüreceğine paşalarını azledebilirdi ya da hapsedebilirdi veya öldürtebilirdi. Bununla alakalı yorumunuz nedir? Yani bir Kundak'ta çocuğun ölmesine razı olmuyor da bu suali soran. Bunu haksız buluyor da onun yerine bir sürü paşayı öldürmeyi daha makul görüyor. Halbuki Fatih'in zihniyetiyle bu çocuğun sualindeki, bu suali soranın zihniyetindeki fark Güney Kutbu ile Kuzey Kutbu gibidir. Cumhuriyet adamı egoisttir. Ben 1 lira kaybedeceğime karşımdaki 1000 lira kaybetsin. Ya benimki 1 liradır, ben bu zararı sineye çekeyim demez. Fatih onu yapsaydı daha çok kınanırdı. Bu kadar adamı öldürdü denirdi. Nitekim bu meselede vezir rütbesine haiz insanların da katline cevaz vermiştir ulema ve şehzade katli kadar da vezir katli vardır. Bu meselede izah edilecek belli başlı işlerden biri de budur. Lakin Fatih bu işi yaptığı zaman 19 yaşındadır. 19 yaşında bir padişahın asker üzerinde, rical üzerinde yerleşmiş sarsılmaz bir otoritesi henüz yoktur. Olsaydı belki bu ihtilali kardeşini telef etmeden önlerdi. Lakin ihtilal düşünen adamlar öldürülecekse hanedanın zihniyetinde kendi evladıyla sıradan bir vatandaşın farkı yoktur. Bir tarafta bir kişi, bir tarafta bir sürü adam. Benim evladım bir kişidir, o ölsün bu fitne ortadan kalksın diyebilir. Bugün insanı böyle düşünmez. Bu benim evladımdır, bu ölmesin de isterse 1000 kişi ölsün gayri. Çünkü gayri insanla kendi evladı arasında fark gören bir zihniyetle fark görmeyen bütün milletin kendisini, bütün milletin babası addeden bir padişah zihniyeti arasındaki farkı idrak etmezsen böyle düşünürsün. Kaldı ki Fatih onu yapsaydı bunu askere hazmettiremezdi. Bunun delili nedir? Fatih Candarlı Kara Halil Paşa'yı İstanbul'u fethettikten sonra katletti. Bir kişi bak. Vezir katlini de icat eden Fatih'tir. Candarlı Kara Halil Paşa'yı katletmesinin sebebi aslında şudur. Candarlı ailesi Osmanlı ailesiyle yarışacak derecede, rekabete girişecek derecede bir itibar sahibidir. Osmanlı'nın kuruluşundan itibaren Çandaroğlu bir adam sadrazam, Osmanoğlu bir adam padişah. Çandarlı Kara Halil Paşa Fatih'e gelinceye kadar Osmanlı'da 6. sadrazamdır. Fatih ise 7. padişahtır. Demek ki daima Osmanlı padişah, Çandarlı sadrazam. Peki bu kadar otoritesi olan bir aile, sen bu devletin sahibi olacağına ben olacağım demez mi, diyemez mi? Çandarlı'yı telef etmesinin esas sebebi budur. İstanbul'un fethine muhalif kalmasından dolayı bunu yapmış gibi görünmüştür. Bu bir bahane icadıdır. Bir dedikodu çıkmıştır. Belki de bunu Fatih çıkarttırmıştır. Hani bugün dezenformasyon diyorlar ya, yanlış bilgilendirme. Onun gibi balıkların karnında Bizans hükümdarı Çandarlı'ya rüşvet göndermiş, balıkların karnına altın sokarak.
balık hediye ediyormuş görünerek. Böyle bir rivayet vardır kaynaklarımızda. Belki de bunu dezenformasyon olsun veya Halil Paşa'yı öldürmeye karar verdiği için umumi efkar bu hareketi hazmetsin diye uydurulmuştur. Bunu bilemiyoruz. Ama Halil Paşa'yı öldüren Fatih mallarını da müsaade etmiştir. Siyaseten katledilen adamın emlaki devlete intikal eder, mal varlığı. Çünkü siyaseten katlin birinci sebebi ihtilaldir, isyandır. İsyansa parayla desteklendiği zaman müessir olur. Parasız kitleler arkana takman kolay olmaz. Ancak mağdur olan, gayri memnun olan bir zümreyi bulursun. Ama müessir olacak adamlar umumiyetle her ihtilalde maddi imkan böyle kullanılır. Onun için ailenin diğer fertleri bu işe devam etmesin diye emlakini, mal varlığını hazineye alır. Lakin geride varisi çocukları varsa onlara devlet kaydı hayat ile maaş bağlar. Çoluk çocuğun da mağdur etmez. Babalarının hıyanetine dair bir delil zuhur etti de öldürüldü diye çocuklara aç kalsın malını da alıyor. Düşünmez, o devlet merhamet devletidir. Çoluk çocuğuna kaydı hayat ile maaş bağlar. Şimdi Fatih İstanbul'u fethetmişken İstanbul'u fethetmenin itibarını tesirini üzerinde taşıyorken Çandarlı'yı öldürdü, asker isyan etti. Fatih bu isyan karşısında İstanbul Fatih geriye adım attı. Ne yaptı? Çandarlı'yı diriltmesi kabili olmadığına göre bunu yapamazdı. Müsaade edilen malları geriye verdi. Osmanlı tarihinde 40-50 civarında sadrazam siyaseten katledilmiştir. Bu katledilen sadrazamların, vezir veya vezir-i azamların malının geriye verildiği tek vaka budur. Başka hiçbir zaman siyaseten katledilenin malı hazine intikal edip de asker bir kıyam etti bilmem ne etti diye geri verilmemiştir. Peki Fatih, İstanbul'un fatihi olduktan sonra bu itibarı, bu tesiri husule getirdikten sonra böyle bir isyanla karşılaşıyor, geriye adım atıyor da bu fetihten evvel tahta geçtiği gün kendisini isyan düşünenlere karşı hem de bir adamı değil birkaç adamı öldürseydi bunu orduya azmettirebilir miydi? Bugünün şartları değil. Bugün bile ordu hiç. Yılan öldürdünüz mü? Yılan öldürsün, parçalarsın, kuyruğu hala kıvırdar. Saatlerce kuyruğu kımıldar yılan. İhtilalci yılan gibidir. Kuyruğu daima arkada kımıldar. Bugün de kımıldıyor. Zannetmeyin kımıldanmıyor. Homurdanıyor da fırsat bulamıyorlar. İçeridekilerin bazı sözleri dışarıya aksediyor. Bundan bile buna intikal etmek mümkündür. O günse devlet asker devletidir. Askerin dediği olur. Dört bir tarafı düşmanla çevrili ve bütün dünyaya karşı cihan-ı husumet diyor. İslam dünyasından bile, İran bile düşman. Asırlarca uğraştırmış Osmanlı'yı. Arkasında Karamanoğlu, Türk, Müslüman. 200 sene uğraştırdı Osmanlı'yı. Karamanoğlu Vatikan'la teşriki mesai etti Osmanlı'ya karşı. Uzun Hasan, Türkmen, Trabzon, Rum İmparatoru'yla birlikte Fatih'e karşı heyet gönderdi. Papalıktan destek istedi. Böyle bir zamanda ordusuz bir saniye durulmaz.
Böyle bir zamanda elbette ordunun dediği olur. Orduya kendini kabul ettirmeyen bir adam padişahlık yapamaz. 19 yaşında bir çocuk kendi kardeşine kıymayacaktı da bu fitneyi öldürmek için 5-6 tane vezir öldürecekti de o ordu onu hazmedecekti de o padişahlık yapacaktı. Genç Osman gibi olurdu. Genç Osman da Yeniçeri ordusunu ilga ederek Arabistan'a gidip hacca gidiyorum bahanesiyle oradan bir ordu toplayıp gelecekti. Bu düşünce bile Genç Osman'ın hayatına mal oldu. Her hadiseyi kendi şartları içinde düşüneceksiniz. Bu arkadaşımızın dediğini Fatih yapamazdı. O derecede bir otorite sahibi değildi. Bunun sübutu İstanbul'un fethinden sonra fethettiği, katlettiği bir vezir-i azamı bile hazmettiremedi orduya. Geriye adım atıp mallarını iade etti. Demek ki bunlar kuru mantıkla ileri sürülen iddialardır. Tarihi gerçekler önünde gene Cumhuriyet neslinin bilmediği bir kelimeyle söyleyeyim. Mesmu addedilemez. Yani dinlenebilir değildir. Bir adam safsata konuşuyorsa, çok da devam ediyorsa ben bazen böyle yapıyorum. Dinlemek istemiyorum seni. Mesmu addedilemez. Böyle bir iddia dinlenemez. Fatih doğru olanı yaptı. Bir kişiyi öldürdü, 1000 kişinin ölmesini, belki birkaç bin kişinin ölmesini önledi. Bunu yapabildiği için Fatih'i alkışlamak lazım, bu büyüklüktür. Fedakarlığı kendi ailesi üzerine çekip, efradı milleti kendi evlatlarıyla bir tutup, burada bir kişi, orada 1000 kişi. 1000 kişi öleceğine benim evladım tektir, evladım ölsün diyebilecek kabadayı, Cumhuriyet ekmeği yemiş adamlardan çıkmaz. Bu imparatorluk maneviyatıyla, imparatorluk mantığıyla yapılan işlerdir. Cumhuriyet mantığıyla Osmanlı'yı muhakeme etmeyin. Osmanlı üst üste iki taş koydu mu, nasıl koyayım ki 1000 yıl devam etsin der. Cumhuriyet üst üste bir taş koydu mu, bugün bu dursun üst üste, yarın isterse yıkılsın der. Günübirlik iş yapma nizamıdır Cumhuriyet mantığı. Osmanlı ise kalıcı iş yapma mevsimidir. Millet bunun, bu fikriyatın hissine malik olduğu için kudretli tokata Osmanlı tokatı der. Ciddi bir kadına Osmanlı kadını der. Her şeyin mükemmeline Osmanlı der. Lakin o denilen söze göre olmaya gayreti kırılmıştır. Çünkü ameliyattan sonraki bir hastaya benziyor. Ameliyattan sonraki hasta yarı uykuludur. Bu milletin kahir ekseriyeti bugün ameliyattan kalkmış hasta gibidir. O ameliyat kemalizmdir. O ameliyatta verilen narkoz da kemalist fikirlerdir. Hala bu zehri millet tamamen atabilmiş değildir. Narkozdan açılmak için zaman gereklidir. Ameliyattan açılacak adam bir günde açılır. Manevi sarhoşluktan bazen 100 senede ayrılmak mümkün olmaz. Allah Ankara'yı bu zaman milletimizi hüviyeti asliyesine çevirsin inşallah. Amin. Bunun cevabı bu kadar. Başka şey yok. Yine aslında geçen hafta izah etmiştiniz ama aynı meseleyle ilgili bir sual. Kardeş katlinde Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem siyaseten katlini misal vermiştiniz. Bunun kaynağını sormuş arkadaş. Yani ben böyle suallerle çok karşılaştığım için geçen ders size dedim ki böyle kabulü zor gördüm. Kabulüne de zorluk olacağını melhuz gördüğüm, muhtemel gördüğüm meselelerde kaynak göstereceğim dedim. Çünkü kendi konuşacağım meselenin ne olduğunu biliyorum. Evvelden ona hazırlıklı gelirim.
Ama sualler neyle karşılaşacağım bilmiyorum. Ben suallere evvelden hazırlanıp da gelmiyorum buraya. Onun için kendi anlatacağım meselelerde kabulünü zor gördüğüm işler için kaynak göstereceğim. Onu da öyle gördüm. Taberi tarihinden okudum burada. Sayfa numarasıyla, cildiyle söyledim. Taberi'de kaynak olmuyorsa, ben bilmiyorum başka da bunu soran neyi kaynak kabul eder? En temel İslam tarihlerinden biridir Taberi. O arkadaş ciddi herhangi bir siyer kitabına bakarsa, Peygamber aleyhissalatü vesselamın iki Yahudi şairi, Müslümanlara hicvettiği, Müslüman kadınları tahkir ettiği, Bedir'de ölenlere ağıt yaktığı, Bedir gazilerine lanetler okuyan şiirler söylediği, Müslümanların aleyhine müşrikleri tahrik ettiği için öldürtmüştür. Hatta birini Kâb bin Eşref'i, Hazreç kabilesi veya Evs kabilesi, bunlar rakiptiler İslam'dan önce. İslam onları kardeş yaptı. Memur edildi bu işe öteki kabile de, öteki Yahudi de biz öldürelim diye peygamberden müsaade istedi. Peygamber de onlara müsaade etti. Bu iki Yahudi şair tamamen siyasi bir sebeple adam öldürmemişler. Müslümanlara karşı harp etmemişler. Sadece dillerini kullanmışlar Müslümanlara karşı. Dicviyeler yazmışlar. Bundan dolayı öldürtmüş. Bu siyaseten katil hakkında ilk kitabı yazmış olan Ahmet Mumcu'ya göre tam bir siyaseten katil değildir. Halbuki tam siyaseten katildi. Biri de bu kitabı sordu. Bu Mehmet Akman doktora tezidir bu. Bunu kameran göstersin de bana sormasınlar, ikide bir telefon diyorlar, o kitap neydi göremedik diye. Bu kitap bir doktora tezidir. Bu güzel insan ön sözünde bile diyor ki, ben ilmi olarak bu meseleyi incelerken korkuyorum benim verdiğim bilgileri de Osmanlı'nın aleyhine kullanmaya, tevil ve tefsir ederek kullanmaya kalkışanlar olur. Ön sözünde bu laf var. İşi doğru anlatan bir doktora tezidir bu. Buna göre Hazreti Peygamber'in bu iki Yahudi şairi öldürtmesi tamamen bir siyaseten katildir. Bu da şer'i mesnedini teşkil eder. Ama şer'i mesned ararsak İslam hukukunda da çok şer'i mesned vardır buna dair. Mesela size bir iki tanesini söyleyeyim. Mecellede hüküm haline getirilen bütün maddeler aslında İslam hukukçuların içtihatlarından derlenmiş. Tabir caizse mecelle bir telfiktir. Telfik demek muhtelif mezheplerden kaideler almak demektir. Telfik-i mezahip şu şartla caizdir ki suistimal için kullanılmaya, hükümlerin kolaylıklarını cem etmek tarzında anlaşılmaya. Abdesti Şafii'ye göre alayım, namazı Hanefi'ye göre kılayım olmaz. Kolaylıkları cem etmek suretiyle telfik başka mezhepten kaide almak caiz değildir. Lakin zaruretleri def etmek için başka mezheplerden istifade edilir. Şimdi ben Avrupa'da bir yerde konferans veriyordum. 400 kilometre gidiyorum, bir yerde daha konferans veriyorum. Yolda namaz geçiyor. Abdest alma şansımız olmuyor. Avrupa'da birçok benzinliklerin 100 numaraları vardır, su akmaz. Su yoktur. Abdest alamazsın. Alsan bile sularına da güvenilmez bazı ahvalde. O zaman Şafii'ye imtisal ederek cem ve kasr edebilirsin. Cem demek
öğlen namazını kılarken akşam namazını vakti gelmeden eda etmek. Veya akşam namazını kılarken yatsı namazını vakti gelmeden kılmak. Bu kasretmektir. Cem de öğleni akşama tehir edersin, akşamla kılarsın. Akşamı yatsıya tehir edersin, ondan kılarsın. İki namazı birleştirirsin. Öğlenle akşamı. İkindiği pardon, yanlış söyledim. İkindiği. Akşamla da yatsıyı. Bu bir zaruret. Su bulamıyorsun, abdest alamıyorsun, namaz kılacak bir yer kullanmıyorsun. İmam-ı Şafii de bir büyük müştehittir diyerek onun reyine ittiba edersin şu zaruretten dolayı. Bunun gibi hayatın icapları karşısında birçok haller vardı. Bu tarzda telfik caizdir. Mecelle bir telfiktir. Mecelle sadece etbaı olan, yani arkasından yürüyenleri olan dört mezhepten kaide almamıştır. Sokaktaki adama sorsan ameli mezhep kaçtır? Ameli mezhep kaçtır? Herkes dörttür der. Hayır, ameli mezhep dört değildir. Ameli mezhep çoktur. Lakin yaşayan, takipçisi olan mezhep dörttür. Bazı mezheplerin içtihatları kitaplarda kalmıştır. Mecelle yapılırken Ahmet Cevdet Paşa riyasetinde bir heyet-i ilmiye 10 sene çalışmıştır buna. Mecelle yapılırken etbaa olmayan mezheplerin reylerde alınmıştır. İcabında bugünün ihtiyacına cevap vermekte bugün tabi olanı olmayan bir mezhepten de iştihad alınmıştır. Mecelle ilk 100 maddesiyle ya da 99 maddesiyle adeta aklın kaideleridir. Bugünkü ladini hukukta bile bu kaideler caridir. Lakin bunlar mecelle maddesidir demezler, hukuk kaidesi derler. Kanun başka şeydir, hukuk başka şeydir. Hukukun umumi prensibi diye bize okuttular bunları. Mesela beraat-ı zimmet asıldır. Yani bir kimsenin suçsuzluğu asıldır. Bir adam suçsuz olduğunu ispatla mükellef değildir. Birisi ona bir suç isnat ediyorsa o suçu isnadını ispat etmelidir. Çünkü asıl olan suçsuzluktur. Bunu bir kimsenin suçsuzluğu asıldır diye hukukta okuturlar. Halbuki bu bir mecelle kaidesidir. Beraat-ı zimmet asıldır. Bunun gibi konuşmakta olduğumuz meseleye taalluk eden bir kaidesini size söyleyeyim. Zararı âm ile zararı has içtima ettikte umumun zararıyla bir ferdin zararı bir araya geldi. Zararı has ihtiyar olunup zararı âm def edilir. Bir kişinin zararı ile umumun zararı bir araya geldiyse ya bir kişi zarar edecek ya umum zarar edecek. Bir kişinin zararını tercih edersin, umumun zararını def edersin. İşte isyan eden bir adamı veya isyan düşünen bir adamı veya buna teşebbüs eden bir adamı öldürmek, zararı bir kişiye hasredip birçok adamın ölmesini önlemektir. Bu bir İslami kaidedir. İslam'ın bu işi caiz gördüğüne dair, cevaz verdiğine dair başka kaideleri de var. İnşallah bu meseleyi anlatırken bunlara tekrar adet edeceğimiz için burada durmuyorum. Demek ki bir fert ile bir toplumun zararı bir araya geldiği zaman ferdi tercih edip, ferdin zararına razı olup, umumun zararını def etmek İslami bir kaidedir. Akıl mantık da bunu gerektirir. Bir başka kaide, şerreinin içtimaında iki şer, iki kötülük bir araya geldi mi, ehveni şer tercih olunur. İki kötülük bir araya geldi mi, onun az kötü olanı tercih edersin. Mecbursan bir tercih yapmaya. Yoksa kötülüğün şiddetlisi sana
musab olur. Nasıl söyleyeyim, dilimin ucuna gelen kelimeleri söylemekten korkuyorum. Sizi dilsiz hale getirenlerin gözleri kör olsun. İnşallah. Buyur başka bir sual sor. Üstadım, Zülkarneyn hakkında bilgi almak istiyorum demiş. Kur'an'da adı geçen Zülkarneyn, geçmişte yaşamış bir insan mıdır? Yoksa paralel boyutlarda yaşayan bir varlık mıdır? Ve Zülkarneyn'in seddi, bahsedilen seddi, dünya üzerinde fiziki bir set midir yoksa manevi bir set midir? Bu manevi bir varlık mıdır lafı da bir adam var, bunun hakkında bir kitap çıkardı. O iddia ediyor, fezaya gitmiş de. Bütün İslam kaynaklarında Zülkarneyn nebi veya veli olduğu şüpheli üç şahıstan biridir. Nebi veya veli. Nebi veli kimden olur? Adamdan olur. Siz cinden peygamber duydunuz mu? Bizim peygamberimiz Resulü Sakaleyn'dir. Sakaleyn demek insanlar ve cinler alemi demektir. İkisini birden ifade eden bir kelimedir. Melekten peygamber duydunuz mu? Yok. Peki nasıl bu insan olmayacak da başka bir şey olduğunu düşünüyorsun? Demek ki bu veli veya nebi olduğu şüpheli, kat'i olmayan bir adamdır. Birinci gerçek bu. İskender-i Kebir olarak karıştırılmıştır. İskender-i Kebir Makedonyalı bir putperesttir. Putçudur. İskender-i Kebir müstesna, dünya şartları gerektirmiş. Kısa bir zamanda büyük bir cihan imparatorluğu kurmuş. Fakat farklı bir dünya görüşünü temsil etmediği için hayatıyla kaim olmuş. Hindistan'a kadar gitmiş. Hindistan'da vefat etmiş 30 küsur yaşlarında. İmparatorluğu kumandanlar arasında paylaşılmış. İskender-i Kebir'le İskender-i Zülkarneyn arasında 2000 yıl vardır. Tarihler çok eski meseleler hakkında çok kat'i konuşamazlar. Ancak yazının keşfinden itibaren nispeten kat'i konuşma imkanı vardır. Lakin çivi yazısı milattan evvel 5000 yılına dayanır. O okunduktan sonra tarih çağları 7000 yıla yükselmiştir. 7000 yıla yükselmiş ama çivi yazısıyla yazılmış tabletlerde de bu 7000 yılın bütün hikayelerini bulmak mümkün değildir. Bazı istisnai gerçeklere vakıf olunmuştur. Mesela Nuh tufanının, ben şunu söyleyeyim, üniversiteye sizin gibi bir genç olarak geldiğim zaman İstanbul'da İslam'ı dava eden veya genel olarak halk fırkasına, Kemalizme karşı kalem ve kelamı kullanan herkesi ziyaret ettim. Bunlardan biri de Nihal Bey'di, Nihal Atsız. Nihal Atsız'la tanıştığım gün kavga ettim. Çünkü Kur'an tarihle ilgili bir sürü yanlış ihtiva ediyor dedi, haşa. Mesela Nuh tufanı dedi. Halbuki ben lisede talebeyken bizim lise Sultanahmet tarafından kurulmuş idadilerden biriydi. 10 bin cilt Osmanlıca kitap vardı. Şimdi onlar Ankara'da bir milli kütüphane var, oraya gittiler. Ben birçok Osmanlıca kitabı lise talebeliğimde Trabzon Lisesi'nin kütüphanesinde okudum. Orada okuduğum kitaplardan birinde görmüştüm. İsmail Fenni Ertuğrul, Nuh tufanını anlatan tabletler çivi yazısıyla bulunmuştur. Ve bunlar British Museum'da teşhir olunmaktadır diye yazıyordu.
Bu itirazı ileri sürdüm. Beni dinlemedi. Ben tarihçiyim, tarihte böyle bir şey yok dedi. Ve darıldık. 10 sene dargınlıktan sonra başka bir sebeple, başka bir münasebette anlatırım. Rıza Nur'un hatıralarını çıkarınca benden telif hakkı istedi, manevi evladıyım diye. Ben de munsif davrandım, araya giren dostlar sebebiyle geldi barış. Ama bir tarihçi, Nuh tufanı diye bir şey yok. Kur'an'ın Nuh tufanından bahsetmesi yanlıştır diyor. Bu adam ırkçı, Türkçü. Lakin bana göre meziyeti var. Osmanlı'ya en hayran adamlardan biri. Kemal Paşa hakkında Dalgavuklar Gecesi isimli ilk eseri yazan adam. Şimdi hata sevap birlikte görmek prensibimiz ya. Bu meziyetler de var. Komünizme düşman vesaire. Her neyse, Nuh tufanı mesela çivi yazılarının vesikasıyla ispat edildi. Ama bu 7000 yılın tarihini çivi yazılarıyla ortaya koymak mümkün değil. Onun için ana kaynaklarda bir kişi daha burada bir koltuk var, gelsin otursun, ayakta durulmaz, ben uzun konuşurum. Hatta burada da bir koltuk var, orada da birisi gelsin otursun kürsüde. Aşağıdan sandalye alın, şuraya ilave edin, burada oturun, ayakta durulmaz. Alın birer sandalye, gelin şuralara. Bak arkada da varmış. Orada da var, bir iki kişi oraya gelsin. Bunlar baştan tanzim edin. Ne diyorduk? İhtiyar oldum, unutuyorum. Ha. İskender'in Zülkarneyn hakkında fazla bilgi yoktur. Bilinen şudur ki, İskender-i Kebir değildir. Çünkü İskender-i Kebir putperesttir. Putperest olan İskender-i Kebir'i Müslüman bir takım masalcılar, öyle diyelim. Sade Cumhuriyet tarihinde tarih yalanla doldurulmuyor. Eskiden de var böyle. İskender nameler diye yazmışlar. Çok süratli, genç yaşta fütuhat icra ettiği için bunu benimseyen Müslüman müverrihler olmuş. İskender nameler yazmışlar. Bu İskender namelerde İskender hacca gider, Müslüman olur vesaire. Hepsi yalandır. Hiç tarihle aslı bazlı yoktur. İskender'in tarihi bellidir. Milattan sonra 32 yılında Hindistan'da vefat etmiştir. Fakat İskender namelere bakarsan İskender hacca gitmiş, Müslüman olmuş vesairedir. Bundan galat olarak günümüzde de geçmişte de İskender-i Kebir'le İskender-i Zülkarneyn'i karıştıranlar olmuştur. Zamanımızdan size iki misal vereyim. Birisi tarihçi, birisi din alimi. Tarihçi Zeki Velidi Togan'dır. Zeki Velidi ordinarius bir tarih müverrihidir. Tarihte Usul isimli kitabında da ömrünün nihayetinde yayınladığı Hatıralar isimli kitapta da İskender-i Zülkarneyn'i İskender-i Kebir zannetmiştir. Sarih beyanları vardır. Mesela bir tanesini söyleyeyim size. Yani bu karıştırma hala zamanımızda da devam ediyor. Onu göstermek için söylüyorum. Bir müsteşrikler kongresinde kendisine demişler ki, İslamiyet putperestlikle, şiddetle mücadele ettiği halde, Kur'an neden İskender-i Kebir'i tekrim ediyor, büyütüyor, ona itibar atfediyor? Bir Müslümanın vereceği cevap şu olması lazımdı. Kur'an'ın tekrim ettiği İskender başka, Makedonyalı kumandan putperest İskender başka. O öyle demiyor.
halk arasında İskender'in çok itibar olduğu için Kur'an halkın hissiyatıyla çatışmamak için böyle bir hükme yer vermiştir. Bu söz küfürdür. Bu söz Allah-u Azimüşşan'ın kitabı değil, Kur'an'ı bir beşeri eser olarak telakki etmedir. Aynı yanlışı çeşitli şekillerde hatıralarında da devam ettirmiştir. Bir ordinaryus tarih profesörüne yakışmayacak basit bir hatadır. Yani bizim bir cebir hocası vardı, basit bir şey sorardı. Sen bunu bilirsin sen derdi, Diyarbakırlıydı. Ben sana on mu vereceğim? Yok. Bilmezsense dana gözü, dana gözü. Bilmezsen sıfır vereceğim diyor ama bilirsen bir şey vermem. Çünkü bunu bilmek basit. Bu da böyle bir basit, gerçekten habersiz ordinaryus profesör. Çünkü Müslüman hissiyatına uymayan bir cevap veriyor. Yani Mekke'deki putlar İskender-i Kebir'den daha itibarlıydı. Adamlar ona tapıyorlardı. İskender-i Kebir'e tapan yoktu. O putların aleyhine Kur'an'ın hükümlerini nereye koyacaksın? O zaman buna mantık var mı? Bu bir tarihçiye değil, bir çobana bile yakışmaz. Ama bu söz bir ordinaryus tarih profesöründen çıkmış. Benim için kimseyi beğenmiyor diyorlar. Kimi ne suretle tenkit ettiğime dikkat etmeden. Benim ölçüm İslam. Ben herkesi, değerlendirdiğim adamı İslam ile değerlendiriyorum. Ölçüsü İslam olmayan adam için benim sözlerim makul olmayabilir. Ama ölçüsü İslam olan bir adam herhangi bir sözümün mesnedini çürütsün, ona minnettar olurum. Bak adam hem tarihte usul kitabında hem de hatıralarında aynı sözü tekrarlıyor. Hatıralarında ömrünün sonunda yazmış. Din adamına misal, İstanbul müftülük makamında oturmuş Fikri Yavuz'dur. Mealini alın. Meali ilk çıktığı zaman ben kendisini ikaz ettim. İskender-i Kebir, İskender-i Zülkarneyn ayrı ayrı şahıslardır. Sen bunları aynı adam zannetmişsin. Zülkarneyn'den sonra parantez açmış, Makedonyalı İskender demiş. Haşa ve kella. Kur'an bir putperesti övmez. Kur'an meali yapanların hepsinin boyun altında kalsın. Kur'an'ın azametini anlayan meale cüret etmez. Bunun da bir dersini yapacağız. Bu kadar söylemiş olayım şimdilik. Haddini bilen Kur'an meali yazmaz. Kur'an ancak tefsir edilir. Çünkü iki dil birbirine eşit olacak ki manayı nakledebilesin. İngilizce'de 1.200.000 kelime var. Sen 5.000 kelime biliyorsan Türkçe'de, 50.000 kelime kullanmış bir müellifin eserini Türkçe'ye intikal ettirebilir misin? Ettirirsen fire verdirirsin. Allah kitabının fire verdirmeye tahammülü yoktur. Allah-u Azimüşşan Arap dilini irade-i ilahiyesini istiaba müsteit hale gelsin diye Arap kavmine Kur'an'ın nüzulünden 2000 yıl evvelinden başlayarak bir belagat, fesahat, talakat meyli verdi. Arap kavminde en üstün adam şair. Şairin de en güzel, en veciz, en mukni, en tahassüs ve tefekkür yüklü sözünü söyleyen en makbul adam. Bunun delili muallakat-ı sebadır. Birinci gelenin şiirini Kabe'nin duvarına asarlar. Bu şekilde asılmış 7 şiir zamanımıza kadar gelmiştir.
Ama bu mücadele Arap lisanını geliştirmiş. Arapça Allah-u Azimişan'ın iradesini ishara medar olacak derecede müsteit, istidatlı hale gelmiştir. Nasıl ki Türk milletine de ben bunu tahmini söylüyorum, ırkçı olmadığım halde realite bunu bana söyletiyor. İslam'la şereflenmeden 2000 yıl evvelden vurmanın, kırmanın, kavganın, dövüşün cidaline sokmuş. Kara kurumdan kalkmış at sırtında Attila Hunların hükümdarı iki defa Avrupa'yı çiğnemiş, Roma'ya haraca bağlamış. Bir davası mı var? Hayır. Tahakküm. Bu dirayet İslam adına Müslüman olduktan sonra İslam adına icra edilir olmuş. Bunun manası Allah bizi cihada ayırmış. Cihada istidadımız artsın diye bizi harbin, darbin, cengin, cidalin, kavganın stajına tabi tutmuş 2000 yıl. Arapları lisans stajına soktuğu gibi. Şimdi size bir misal vereyim. Meal yapanların kulakları mı çınlasın yoksa demin dediğim gibi boyun altında mı kalsın? Allah'ın takdirine bırakıyorum, havale ediyorum. Allah-u Azimişan limustakarrin, güneşin istikrarı hakkında müstakarrın kelimesini lam harfi tarifiyle getiriyor. Sen buna istikrar kelimesinin karşılığı yok Türkçe'de. İstikrarı al. Onun istikrarı müstakarına doğru gitmektedir. Nereden çıkıyor? Lamdan çıkıyor. Çünkü o lamın ilah manası var. Bir yerden bir yere doğru. Güneşin istikrar yeri ama bu istikrar bir hareket sonunda. Halbuki Kopernik sisteminde güneş sabit, seyyarlar onun etrafında dönerler, bütün sistem sabittir. 17. asırda Fransız alemi D'Alembert ispat etti ki güneş sistemiyle birlikte hareket ettiği için bu hareket kavranamamıştır. Mesela yan yana giden iki otobüste aynı süratle gitse, ikisinin de penceresinden iki insan birbirine baksa hareketi kavrayamaz. Ancak hareketler arasında sürat varsa veya hareket aksi istikametteyse kavrar. Durduklarını zannederler. Hareketin idraki duran bir şeyle mukayeseyle anlaşılır. Duran bir şeye muttali değilsen hareketi kavrayamazsın. Güneş ise bütün sistemiyle hareket ettiğinden, dünya da o sisteme tabi olduğundan, dünya da o harekete tabi olduğundan, dünyadan güneşin bu hareketini keşfetmek mümkün değildir. D'Alembert ilmi olarak ispat etti ki güneş bir yere doğru gidiyor. Gittikçe de soğuyor. Bu gidiş bir düz çizgi içindedir. Neden? Çünkü lam harfi tarifini Elmalı tefsirine bakın. Üç mana verir. Birisi ila, bir yerden bir yere doğru. İkincisi hattı müstakim, doğru çizgi üzerinde gidiyor. Üçüncüsü tahdidi zaman, tahdidi mekan. Bu üç manayı Allah-u Azimişan müstakarrın kelimesinin önündeki lam harfine yüklemiş. Güneşin ancak 17. asırda Fransız alimi D'Alembert tarafından keşfedilen hakikati bu lam harfine yüklemiş. Eğer Kur'an'ın bütün hakikatleri böyle keşfedildikçe ortaya çıkacak şekilde, mesture bir şekilde bildirmeseydi, Müslümanlık devam etmezdi. Diyelim ki televizyona ait gerçeği, Kur'an bugün bildiğimiz şekilde ifade etseydi, aşikare, bir defa hacmen katır yükü olurdu. Ezberlenme şansı olmazdı. Yazının yaygın olmadığı bir zamanda ezber Kur'an'ın tahrifini önlemiştir. İkincisi, zamanındaki ilimle
O gerçeği kabul şansı olmayan insanlar inkar ederlerdi. Bugün orucun faydasını ateist bile kabul ediyor. Çünkü müşahede ediyor. Ama melek, cennet, cehennem kabul edemiyor. Görmüyorum ki diyor. Demek oluyor ki dini metafizik hakikatleri dolayısıyla reddederek ateist oluyorlar. Yoksa cemiyetteki huzur, sükunu görüyor gözüyle. Rıza'nın bile diyor ki benim dinim yok ama ben din karşıtı değilim Mustafa Kemal gibi. Çünkü ben inanıyorum ki din cemiyete lazımdır. Allah korkusu vicdanında bir adamı yerleşti mi orada bir polis var demektir. Herkesin arkasına bir polis koyamadığına göre insanları ahlaklı yaşamaya icbar edici müessir olarak din lazımdır diyor. Bak bunu bir ateistim diyen adam bile tasdik ediyor. Ama gel niye ateist? Allah mücerret bir mefhum. Melek böyle, cin böyle, cennet böyle, cehennem böyle. Bütün inanç sistemi bu. Allahu Azimüşşan imanı tarif ederken gayb kelimesini, on la yu'minune bil gaybi. Gayb, gayba iman imandır. Gördüğün şeye inanmak bir mükafatı gerektirmez. Ama sen ey materyalist, elektriği görmüyorsun. Elektriğin zuhur eden tecellilerine bakarak onu kabulleniyorsun. Soralım elektrik nedir? Bir elektrik mühendisi cevap versin bize. Sen gördün mü hiç elektriği? Elledin mi? Elinle elledin mi? Gözünle gördün mü? Duygu organlarına mevzu olmayan şey yoktur diyorsun ey materyalist. Elektriği nasıl kabul ediyorsun? Harice vuran tezahüratıyla. Sen aptal mısın ya? Bir çiçeğe baksan o elektriğin 1000 katı harika gösteriyor sana. Elektrik 2-3 yapar. Aydınlık yapar, ısıtır, soğutur. Başka bir meziyeti yok. Ot topraktan renk çıkarır. Şekil çıkarır. Çiçek çıkarır. Desen çıkarır. Ağaç. Çeşit çeşit meyve çıkarır. Toprağa imal eder. Bu odun. Kes onu yakarsın. Başka bir işe yaramaz. Odun. Beyin sahibi insan o odunun yaptığını yapamaz. Kimya alimi olsa. Sen bunun bir kudretin eseri olmadan zuhur edebildiğine nasıl inanıyorsun? Aydınlığı görüyorsun da bunun amili olan elektriği kabulleniyorsun göremediğin halde. Buraya geldiği zaman niye sapıtıyorsun? O elektriğin 1000 çeşidi kudret-i ilahiyenin tezahürü alemde. İnsanlık yaratıldı yaratılalı. Rastladığı akrebi öldürür, yılanı öldürür. İnsan mı güçlü, akrep mi güçlü? İnsan mı güçlü, yılan mı güçlü? Bir yılanı rastlayıp da öldürmeye teşebbüs etmeyen bir adam yoktur. Hatta fare bile böyle. Milyonla senedir dünyada yılan da hasmı insan olduğu halde yaşıyor. Akrep de yaşıyor. Bu kudretli insan yok edeydi ya. Bütün insanlık aya giden, havada uçan, denizde yüzen insanlık yeryüzünden sineği, sivrisineği kaldıramaz. İlahi nizamdan sinek kanadı kadar bir değişiklik yapamaz. Ancak ona paralel giderek, ona uyarak ne yaparsa yapar. Kainatı Allah-u Azimüşşan'ın yaratıcının reksettiği kanun ve kaidelere paralel yürüyerek bir iş yapar. Bir yeni mevcudiyet meydana getirecekse Allah'ın kainatta halk ettiği maddeden yeni bir terkip yapar. Şu kadar ilerleyen insanlar bir otun meydana getirdiği canlı bir hücreyi bir hayvanın otu yiyerek yaptığı bir gram eti meydana getiremez. Sen ne yaparsın? Ta
tabiatta zaten mevcut olan madeni vesaireyi alır, başka terkiple başka bir şey yaparsın. O zaman materyalizm ateistlik bir akıl hastalığının adıdır. Selim muhakeme sahibi olan bir adamı akıl, mantık ve vicdan bir yaratıcı, bir nazım kudreti kabule zorlar. Kaldı ki şu kainatın mükemmelliği derecesinde de Kur'an'ın mükemmelliği. Kur'an bir kitab-ı kainattır. Allahu Azimüşşan üç varlıkta tecellisini kemale erdirmiştir. Bunun birincisi insandır. İki sıfat-ı ilahiye hariç beka ve halik Allah'ın bütün sıfatlarından her insanda vardır. İnsanı eşrefi mahlukat kılan budur. Hiçbir varlık Allah'ın sıfatlarının tamamından nasip almış olarak insanla yarışamaz. Sade insandır. Bütün sıfatlardan nasip alan. Lakin onda da iki sıfat eksiktir. Biri halik, biri beka sıfatı ilahiyesidir. Halik sıfatı ilahiyesinin noksan olmasının neticesi hiçbir beşeri fiil Allah halik sıfatıyla dahil olmadan gerçekleşemez. Hayır ve şer. Hayri ve şerri minallahi teala bunun formülüdür. Beka sıfatının olmamasının neticesi sade insanda değil, bütün kainatta, masivallah'ta yoktur. Bütün varlıklar fanilikle mahkumdur. Allah olduğunu iddia eden Firavun da ölür. İlâ ahirin. İlâ emsal. Kimsenin ölüme karşı kılını kıpırdatacak bir mukavemet şansı yoktur. Küllü nefsin zâikatül mevt, sümmeyleyna türcavur. Allah'ın kanunu istisnasızdır. Şu iki sıfat dışında insanda bütün sıfatlar vardır. Allah ise camül ezdattır. Hay da onun sıfatıdır, mimit de. Yaratan, öldüren. Bütün sıfatları zıtlarıyla haizdir Cenab-ı Allah. Tıpkı elektrik gibi. Aynı kaynaktan bir kablo al, buzdolabında soğutur, sobada ısıtır. Kaynak aynı kaynak. Alıcının istidadına göre aynı kaynak farklı netice verir. Bu uzun bir bahis. Ama Kur'an'a gelmek istiyorum. Bakınız, insanda bu zübde, öz, tohumdur. İnsanın biraz daha genişi Kur'an'dır. Kur'an insanın şerhidir. Kelam suretindeki görünüşüdür. Bunun için Peygamber aleyhissalatü vesselam el insanu vel Kur'anu teveman buyurmuştur. İnsan ve Kur'an eş manalı iki kelimedir. Tevem. Sinonim, eş manalı iki kelimedir. İnsan canlı Kur'an'dır. Kur'an'ın tefsiri ise bütün bir kainattır. Kainatın nazarisi Kur'an'dır. Bundan dolayı Allahu Azimüşşan ve la rabbin ve la yabisin illa fi kitabin mübin. Bu kainatta yaş kuru ne varsa hepsi mübin olan bu kitapta vardır. Allah'ın beyanı. Yaş, kuru, kainatta ne varsa hepsi bakın bir lam harfine. Güneşin bütün hakikatleri sığdı. Bir adamın gözleri bağlı okyanusa getirsen, denize baksa. Okyanus birkaç bin metre derin olduğu halde. Onun mahallesindeki gölden daha derin olduğunu görebilir mi? Veya eski zamana göre düşünün. Van Gölü'nün kenarında doğmuş büyümüş dünyadan haberi olmayan bir adam. Zannetmez mi dünyanın en büyük denizidir Van Gölü?
Kur'an'a bakışlar böyle cahilanedir. Onun için eski müfessirler Kur'an'dan anladıklarını söylerken Allahu ya'lemu bis-sevab. Doğrusunu Allah bilir. Ben böyle anlıyorum derler. Böyle anlıyorum. Çünkü belli ölçüde anlamaya ihtiyacımız var amelimizi düzgün yapmak için. Böyle bir kitap, kitabı kainat, kainatta yaş kuru ne varsa ihtiva eden bir kitaba bırak Arapçayı. Normal Türkçe bilmeyen adamlar bile meal yapıyor. Kur'an tüccarlığı. Bu cumhuriyete mahsus bir dalalettir. 6,5 Osmanlı asırlarından elimizde kalan tefsir ona çıkmaz. 5-6'yı geçmez. 6,5 asırdan 5-10 tane tefsir 80 senelik cumhuriyetten birkaç yüz tane tefsir ve meal. Daha mı dindar bugünün insanı? Hayır. Mesuliyetsiz. Kur'an'ın azametini idrak etmemiş insanlardır. Buraya nereden geldik? Mealle. Zülkarneyn'den. Zülkarneyn eğer sarahaten her şeyi söyleseydi inanılmaz dedim. Zamanın ilmine göre keşfolduktan sonra anlaşılsın. Ha bu bunun işinmiş. Bu kelime onun için tercih edilmiş. Bu harf bunun için bu kelimeye ek olmuş diye anlayalım. Bu imanın devamını sağlamıştır. Zülkarneyn Yemen'de yaşamıştır. Bilinen tarihi bilgiyi söylüyorum. Set de Yemen'dedir. Ve batmıştır. Batmıştır. Benim bir su profesörü arkadaşım var Suudi Arabistan'da. Uzun müddet çalıştı. Yemen'le, bugünkü Yemen'le Suudi Arabistan arasında bir asir vardır. Orada Sünusilerin bir devleti vardı 46'ya kadar. 46'da Suudiler onu yuttular. Asir'de, bugün Suud'un bir vilayetidir. Su ararlarken Allahu alem bir sevap, doğrusunu Allah bilir. Zülkarneyn'in seddinin batmış bakiyeleriyle karşılaştılar. Mesela size yolunuz düşer giderseniz ağlama duvarı denilen duvara ben birkaç defa gittim Yahudi'nin eline geçmeden evvel. Mescid-i Aksa'nın alt duvarıdır. Orası aslında böyle bayır. Buraya bir duvar yapmış Süleyman Aleyhisselam. Burayı doldurmuş, düzlemiş. Onun için arkadan geldiği zaman bu minare boyu bir duvardır. O duvardaki taşlara bakarsın ki insan eliyle o duvara konulmasına imkan ihtimal yok. 10 ton, 20 ton taşlar var orada. Cesametini görüyorsun. Süleyman Aleyhisselam cinnileri çalıştırmıştır. Çok insan bunu bilir. O taşları oraya koyan cinnilerdir. Bizim arkadaşın söylediğine göre de bu taşlar beşeri güçle dizilecek gibi değil. Zelzele olmuştur, bir şey olmuştur. Bu set batmıştır. Asir'de bakiyesini ortaya çıkardık. Yani nasıl kazıyorlar, yere batmış bir şehrin kalıntılarını çıkarıyorlar. O şekilde başlangıç kısmını çıkardık diye bana anlatmıştır. Fakat tarihi gerçek şudur ki, İskender-i Kebir'le hiçbir alakası yoktur. Fakat bir takım hayalperestler İskendernameler yazmış. İskender'i Müslüman göstermiş. Bundan galat olarak da İskender-i Kebir ile putperest bir adamla nebi veya veli olduğu meşkük olan bir şahsiyetle karıştırılmıştır. Size eskiden yapılmış olan bu hatanın bugünkü devamına dair de İki örnek verdim. Birisi Ordinarius tarihçi, birisi de İstanbul Müftü makamında oturmuş bir hoca. Açın mealini bakın. İskender-i Kebir diyor şeyin için Zülkarneyn'den sonra parantez açmış yani o odur diyor. Kendini ikaz ettiğim halde
En son baskısına baktım hala duruyor. Değiştirmemiş. Öyle gitti ahirette Fikri Yavuz, ahbabımdı. Allah taksiratını affetsin. Başka bir sual. Üstadım, bu sual biraz uzun ve aktüel meselelerle alakalı. Ben tamamını okuyayım. Siz münasip gördüğünüz kısmına artık cevap. Vakitten ne haber? Biter mi bitmez mi? Yani saat 4'e çeyrek var. Bu suallerin hepsine cevap vermeniz kalan vaktin hacminde mümkün değil aslında. İyi bakalım. Ama sor bakayım nedir? Okuyayım. Evet. Eylül gelsin de hızlı değişen şu memleket meseleleriyle ilgili üstad bize bir bakış açısı kazandırsın diye bekledik diyor. Ve uzun bir sual yazdım diyor. Mümkünse cevaplayın. Evvelen Suriye olayları ve Türkiye'nin bu meseleye karşı tarzı hareketi, İran'ın hareketleri, Irak, İran ve Suriye'deki Kürt unsurlar, bunların bize tesiriyle ilgili. Her biri birkaç saatlik sohbeti gerektirir işte. Ve yine PKK'nın son zamanlardaki azmış tutumunun hikmeti, BDP'nin PKK'lılarla el sıkışması meselesi ve Türk devletine ne gibi bir mesaj verdiği noktası. Son olarak da AK Parti'ye Numan Bey'in katılmasıyla ilgili yorumlarınızı sormuş. Evet, bu sığmaz, ben hepsini okudum. Şimdi biz şöyle yapalım. Geçen hafta bu sohbetler hakkında umumi bir izahat verirken söylemediğim bir şey söyleyeyim. Bir büyük hadise olduysa biz o hafta sohbetin sonunda 5-10 dakika o hadise hakkında konuşalım. Bundan sonra. Olmadıysa efali adiyeden olan şeylerle burada vakit harcamamıza gerek yok. Efali fevkaladeden işler oluyorsa onlara dair konuşalım. Suriye hadisesi bizim için çok ibretli bir hadisedir. Bir defa 2002 tarihinde yazdığım Filistin meselesi isimli kitabımı okuyanlar bilirler ki Yahudinin Orta Doğu'ya dair planlarını anlatırken Suriye'yi üçe bölmek, Sünni, Şii ve Kürt olarak Yahudi planı olduğunu izah ettim 2002 yılında. Ve Suriye'deki rejimin de ilanaya devam edemeyeceğini söyledim. Bakın bunlar hepsi yabancı desteklidir. Irak ekseriyetle Şii'dir. Saddam Sünni'ydi. Bağışçı olsa bile. Suriye ekseriyetle Sünni'dir. İdare Şii'dir. Saddam'ın da dış desteği vardı. Sonra araları açıldı. İş tersine döndü. O başka. Bu Nusayrilerin de dış desteği vardır. Bu ikilik, Türkiye Müslüman, devleti laik. Ya devlet bir milletin siyaset aynasındaki görüntüsüdür. Sen aynanın karşısında dursa, yüzünde bir sinek olsa, görüntünde çıkmasın olur mu? Tabiata aykırı. Müslüman milletin devleti laik olur mu ya? İslamiyet'in devlet idaresine dair nizamı olmasa, Hristiyanlık gibi olsa, ne olursan ol, karışmıyor, aklınla idare. Allah-u Azimüşşan'ın nizamı, hayat nizamı. Sade bir mücerret iman değil. Oturmana, kalkmana, her şeyine karışır. Hristiyanlık gibi, ayda yılda bir kiliseye git, sandalyede otur, bir vaaz dinle, din bitti. Din öyle değil. Aha bir saat sonra ezan okunacak. İkindi namazı kılacağız. Günde 5 defa. Bir namazı geçirdiğin zaman sıkıntı basıyor sana. Her an dinle yaşıyorsun. Öyle bir din ki senin teeddüp ediyorum söylemekten. Kenefe girmene bile karışır. Onun bile bir edebi vardır. Hayatın
bil cümle tezahürlerini tanzim eder. Ef'al-i mükellefin, yani akıl ve bali olan insandan sadır olacak fiiller 8 kategoridir. İnsandan sadırı mümkün ve muhtemel olan bir fiil yoktur ki dinde bir hükmü olmasın. Ne türlü hayal edersen et, fiil düşünürsen düşün. Ya haramdır, ya helaldir, ya mubahtır, ya mekruhtur. İle ahır. 8 kategoriden birine girer. Bunun manası hayatın tamamını tanzim eder. Devlet gibi amme-i müsliminin kaderi üzerinde rol oynayan bir müesseseyi aklın nasıl kesiyorsa öyle idare eder mi? Buna ihtimal veriyor musunuz? Asla. Bunun şartlarını biz yazdık tafsilatıyla hilafet kitabımızda. Her Müslüman da bilir ki devleti, insanları idare etmeye dair de dinin koyduğu kaideler vardır. Olmaması mümkün değildir. Ama Türkiye layıktır. Bu terslik milletlerle idareleri arasında bir çatışma olsun, bu milletler yükselmesin. Devlet bir kanun çıkarsın, millet o kanunun neresinden delerim diye düşünsün. Devletine itimadı olmadığı için vergiyi nasıl kaçırırım diye düşünsün. Devlet millet kaynaşmasını engellemek için imparatorluğumuz yıkıldıktan sonra o yıkılış macerasında oynadıkları rolle ayrı bir şey. Onun yerine kurulan devletlerde böyle terslikler düşman telkin ve tesiriyle vücut bulmuştur. Siz büyük bir devlettiniz, bunu kaybettiniz, artık küçüldünüz, bizim için tehlike değilsiniz, ne yaparsanız yapın diyen yoktur. Tarih boyunca Çin'e kimse karışmamış. Düşmüş kalkmış kendi kendine. Çünkü Çin'in dünya ile mücadelesi olmamış. Ama bizim milletimiz öyle değil. İslam'dan evvel demin size söyledim. Atilla Orta Asya'dan kalkmış da Roma'ya gitmiş, Çin'emiş. İslam'dan sonra da bir hudut dayak yemişler bizden. Bunlar küçüldük diye bizim yakamızı bırakmazlar. Bakın, benzer bir ihtilale maruz kaldık. Mao Çin'de komünizmi getirdi. Mustafa Kemal de milletin geçmişini inkardan hareket ederek sizi ben yarattım, ben atanızım, benimle beraber yaşamış, ben senin atanım diyor. Tabiat kanuna aykırı bir şey. Yani senin babana ben senin dedenim demen gibi bir saçmalık. Kanunla, hem de Atatürk sözü kanunladı, bunun gibi. Ama bakın, Mao, size bir sual sorsam, Mao mu büyük, Mustafa Kemal mi büyük? Sizin hiçbiriniz ne Çinli ne de Türk olsanız, yabancı. İkisine de yabancı. Hiç kimse diyemez ki Mustafa Kemal Mao'dan büyüktür. Neden? Ya Mao bir işçi. Mustafa Kemal bir general. General mi güçlüdür ihtilal yapmakta, bir işçi mi? Mustafa Kemal 10 milyonluk bir Türkiye'ye hakim mutlak kesildi. Mao 1900 yılında bile Çin 600 milyon nüfusa sahip. Mao kıyam ettiği zaman milyardaydı hududu. Bir işçi çıkıyor, bir milyarlık bir millete hakim mutlak kesiliyor. Bir general çıkıyor, 10 milyonluk bir ülkeye hakim mutlak kesiliyor. Harici şartları konuşuyorum. Yalnız şu mukayese bile Mao'nun Mustafa Kemal'den 1000 kere daha güç bir iş yaptığını gösterir. İkisi de benim koyduğum sistemle kıyamete kadar yaşayacaksınız. Daha geçenlerde 28 Şubat'ta demedim paşanın biri 1000 yıl sürecek diye. İşte bu iddia Kemalizmin kafasıdır. Din bitti. Bundan sonra Kemalizm din olacaktı. Bu bahisleri çok yazdım, söyledim, konuşmak istemiyorum. Ama bak ne oldu. Mao öldü. Kendi kurduğu nizam devam etsin diye
bir heyet ilmiye, bir heyeti müessiriye kurdu. Generallerden karısını da içine koydu. Mao'nun ölümünden 10 sene sonra bir Çin generali çıktı. O heyetin kamilen aslı Mao'nun karısı dahil. Mao'nun heykellerinin üzerinden boldizerle geçti. Çin'i başka bir hüviyete büründürdü. Bu Mustafa Kemal'den daha büyük dediğimiz adamın sistemi 10 sene sonra yıkıldı. Ölümünden 10 sene sonra. Mustafa Kemal 38'de öldü. 2012'deyiz. Biz hala yeni anayasa yapıyoruz. Kemalizm. Kaldır şu layıklığı da şuraya şeriatı koy diyesen diyebilir misin? Ben böyle bir teklif yapmak istedim internetten. Savcının biri beni ikaz etti. Başını belaya mı sokmak istiyorsun dedi. Bu yaştan sonra. Teklifi bile suç. Anti Kemalist bir rejim istiyorum diye teklifi bile cüret istiyor. Hatta bunu yapacak selahiyeti olanlar bile muarızlardan çekindiği için o duygular işlerini hapsoluyor. Telaffuz bile edemiyorlar. E hani bizim putumuz daha küçüktü. Çinlilerin putu daha büyüktü. Çinliler 10 senede yıktılar, biz onlardan daha küçük bir putun hala tahtı tesirindeyiz. Acaba Çin milletinin büyük biz mi büyük desek? Elbette biz büyüğüz deriz çünkü biz dünyaya tahakküm etmişiz. Can imparatorluğu kurmuşuz. Çin yatağından çıkmamış bir nehir. E peki biz hem millet olarak daha büyüğüz hem putumuz küçük. Bizden küçük olan bir millet bizim puttan büyük olan bu putu kırdı da biz niye kıramıyoruz? Bakın bunun bir sır değil. Size gayet mantıklı izahını yapalım. Çin dünya ile uğraşmadığı için kimse onlarla meşgul olmadı. Kısa zamanda doğruyu buldular. Bir adama taabbüt olmaz. Bir ciddi iş yaptıysa zaman dinamiktir. Bunu eskittiği tarafları vardır, değiştiririz dediler. Biz böyle düşünemiyoruz. Neden? Avrupalı tombala torbası gibi bizim kafamızı karıştırıyor. Çin'le uğraşmadığı için hissi selimiyle doğru yolu buldu. Bizim beynimizde gavurun eli daha çekilmedi. Tombala torbasını karıştırır gibi her an kafamızı karıştırıyor. Bizim doğruyu görmemiz güç. Çünkü Avrupalı bizden dayak yemiş. Hüviyeti asliyemizle dönersek gene bir dayak mevsim başlar diye korkarlar. Bakın size bir örneğini vereyim. Viyana'da bir kulede Türkler geliyor mu diye gözetleme kulesi vardı. Ve buranın bir memuru vardı. Bu memuriyet ne zaman ilga edildi biliyor musunuz? 1952 senesinde. 1952'ye kadar kuleden Türkler geliyor mu diye gözlüyorlardı Avusturyalılar. Viyana'da. 1952'ye kadar. Ya biz artık Müslümanlı değiliz, Müslümanlığı dava etmiyoruz, şu bu de inanmıyordu. Hala da inanmazlar. Bu inanmadıklarına dair de ecnebi müşahedeler var. Pek çok söylerim de bu çok uzun bir sual. Bahsi alır götür diye söylemek istemiyorum. Demek oluyor ki bizim beynimizde gavurun eli tombala torbasını devamlı karıştıran tombalacı gibi. Biz doğruyu görmekte böyle bir güçlükle karşı karşıyayız. Çin böyle değil. Olursa bundan sonra olacak. Dünya için zarar verir bir hale gelmeye başlıyor şimdi. İktisadi vaziyetiyle, dünyaya açılmasıyla. Onun bundan sonra kaderinde böyle bir şey olabilir. Ama biz hep dünya ile boğuşmuş bir milletiz. Hele Müslüman olduktan sonra. Hele Müslüman olduktan sonra cihan-ı husumet dediğimiz bütün batı alemi yüzlerce defa topluca üzerimize gelmiş. Bir padişah devrinde 10 defa, 20 defa Haçlı seferiyle karşılaştığımız vardır Osmanlı tarihinde. O halde bizim doğruyu görmemiz güç.
Çünkü bizi yanıltmalar devam ediyor. Bizden sonra kim gelir? Bizden sonra Mısır gelir. Mısır'dan sonra kim gelir? Suriye gelir. Bunu nereden biliyorsun de? Çünkü yıkılış hengamesinde Yahudi güdümlü olarak Müslümanları parçalamak isteyenler üç merkezde çalıştılar. Birinci derecede Türkiye'de çalıştılar. İkinci derecede Mısır'da çalıştılar. Üçüncü derecede Suriye'de çalıştılar. Gerisini kale almadılar. Bu üç ülkeyi fikrimizde rahmet ettiğimiz takdirde İslam dünyası canlı cenaze haline gelir. Başsız bir vücut haline gelir. Bu üç ülkede doğru yola girmek çok zordur. Diğerleri o kadar değildir. Suud şeriat tatbik ediyor da kimse ona dokunmuyor. Şeriat tatbikinde yanlışlar olsun. Petrolü bölüşüyor. Suud İslam dünyasına lider olamaz. Liderliğe müsait değil. Ne coğrafyası müsait, ne halkı müsait. 2 milyon kilometre karede 7-8 milyon nüfusla bu olmaz. Kral Faysal, Abdülhamid'in küçük oğlu Abid Efendi'yi Paris'te buldu da gel seni Mekke'de halife ilan edelim dedi. Niye ben oluyorum diyemedi. Kimse tanımaz. Suud ailesi bir mütegallibe, Osmanlı hanedanı gibi milletiyle harp ederek toprağa vatan yapmış değil, küffardan alıp vatan yapmış değil. Halkın gönlünde bir yeri yok. Beşeri gücü de buna müsait değil. Çok da parası var. Bir işe yaramıyor. Kumarhanelerde yiyorlar. Bahreyn, Beyrut sukut ettikten sonra Bahreyn'i icat ettiler. Bahreyn, Irak'ın önünde küçük bir adadır. 50 bin nüfuslu bir yere İngiliz devlet yapmıştır. Bugün 700-800 bin nüfusu vardır yabancılarla. Suud'dan Bahreyn adasına deniz 13 kilometredir. Suud 13 kilometre köprü yapmıştır Bahreyn adasına. Denizden köprü yaptı 13 kilometre yere. Sığ deniz. Mekke'nin, Medine'nin, Riyad'ın zenginleri perşembe öğleden sonra tatil olur. Altın kaplı Rolls Royce'larla, Mercedes'lerle yola düzülürler. Bu 13 kilometre köprüden geçerler Bahreyn'e. Uşaklar peşinde bavullarla dolar taşır, kumar oynarlar. Cuma akşamı Suud'a dönerler. Tabii sade kumar olsa. Başka işler de var. Bahreyn'e bir fahişe havaalanına inse... Hani bizden, hani pasaportun? Ben fahişeyim dedim geç derler. Bilerek söylüyorum size. Bunların hiçbirinde liderlik yapacak takat yoktur. Psikoloji de yoktur, maddi güç de yoktur, ahlak da yoktur, o görüş de yoktur. Bu yarı sarhoş, yarı çürük elma gibi bir millet olan bu millet var ya, bu Anadolu insanı. Gene ümit bundadır. Lakin bunun uyanmasına çok çalışırlar. Uyanmaması için çok gayret ederler. Bunları başka bir bahiste anlatırız. Üçüncü derecede Suriye'dir. Suriye'de Hazreti Ali'ye Allah diyen bir mezhep ihtilalle iş başına gelmiştir. 40 seneden beri oradan Nusayriler idarecidir. Nusayri Alevi'nin Gulat kısmındır. Gulat aşırı Alevi. Nedir bu aşırılık? Hazreti Ali'ye Allah demektir. Haşa ve kella. Bunların namaza, abdesti, guslu hiçbir şeysi yoktur. Hazreti Ali ayın harfiyle temsil edilir. Peygamber mim harfiyle, Selman-ı Farisi sin harfiyle. Ayın mimsin diye tespit çekerler. Mezheplerinin kurucusu da ilahtır. Oraya kadar hep birbirine. Hazreti Ali haşa Hazreti Peygamber'i yaratmış. Hazreti Peygamber Selman-ı Farisi'yi yaratmış.
Açın kitabını sayılar hakkında okuyun ne yazdığımı. Uzun gider. Bu terslik neden? Sünni olan bir milleti Sünni beğendiği bir idare ederse kalkınma olur. Halka düşman bir idare, halkın düşman olduğu bir idareyle kalkınma olmaz. Düşman bunu yapmıştır. Bunun neticesi İhvan-ı Müslümin'in Arap aleminde en kuvvetli olduğu yerlerden biri Suriye'ydi. 82'de bir teşebbüste bulundular. 82'deki teşebbüste bu Esed'in babası sıkı durun 50 bin adam katletti. 50 bin Suriyeli'yi katletti. 84 tane tarihi cami yıktı. Ama Humus'ta İhvan-ı Müslümin isyan etti. Oğlu dışarıda büyüdü. Kardeşini yerine hazırlıyordu. Fakat aksilik o yaşamadı. Oğluna mecburi verdi. Bu oğlan ara frangadır. Bunun ne Nusayrilikle, ne Müslümanlıkla, ne dinin herhangi bir şu, ne komünistlikle, ne demokrasi, hiçbir şeyle alakası yoktur. Ama dışarıda büyüdüğü için bu babasının diktatoryasının devam etmeyeceğini düşündü. Ve Suriye'de bir yenilik yapmak istedi. Lakin babası nasıl bir idare kurdu biliyor musunuz? Babası domuzuna din düşmanı bir idare kurdu. Çünkü azınlık Suriye'de Alevi %5'tir. %95'e nasıl hükmedeceksin? Askeri bir diktatorya. Orduyla. Ordusunun yarısı Ermenidir. Bugün Suriye'de Müslümanları öldüren subayların kahir ekseriyeti Ermenidir. Bunlar Türkiye'den gitme Ermenilerdi. Biliyorsunuz tehcirde 1915 tehcirinde Ermenileri Osmanlı Devleti Suriye'ye nakletti. Toplu halde bulunmalarına engel olup isyan çıkarmalarına mani olmak için. İşte o Ermeniler kahir ekseriyetiyle orada kaldılar. Bir de Lübnan'da devlet kurmayı Rusya komünizm yıkılmadan evvel denedikleri için Lübnan'da toplanıyorlardı. Ama asıl çoğunluk Suriye'dedir. Bugün Ermenistan denilen bir devlet var. Rusya yıkıldı. Rusya yıkıldığı zaman Ermenistan nüfusu 4 milyardı. Milyondu. 4 milyon. 20 sene oldu. Ne oldu? 2 milyona indi. Çünkü aç. Kaçıyorlar Avrupa'ya. Serbestledi ya. Rusya zamanında kaçamıyordu. 2 milyona indi. Demek ki Ermeni devletindeki Ermeni sayısından fazla Ermeni Suriye'de var. Esed'in babası Bunsur'a dayandı. %5 Nusayri'ydi onun yanına koy. Bizdeki gibi nüfus kağıdı Müslümanı olan birkaç ehli sünnet. O menşeden, dinle alakası yok. Adamı da oraya koy. Nasıl bizim orduda karın örtülüyse atıyorlar. Bana birisi aşağıya geldi. Benim oğlumu dedi Kulli Lisesi'nden attılar. Benim oğlum dedi ruh hastası oldu. Hastanede yatıyor. Durumumuz iyi değil. Biz gece konduda kalıyoruz. Bana bedava bakacak bir avukat bulabilir misin dedi. Niye attılar oğlum dedim. Dedi ki günün birinde bizim gecekonduya biri geldi. Oğlumun adını söyledi. Onun kaldığı ev mi? Evet. Sen kimsin dedi bizim hanım. Annesiyim dedi. Hanım başörtülü. Namaz kılıyor musun? Dedi. Elhamdülillah dedi bizim hanım dedi. Gitti. Meğer o subaymış dedi. Benim oğlumu attılar Kuleli'den dedi. Ruhu psikolojisi bozuldu hastanede yatıyor. İnşallah bundan sonra öyle işler olmaz da Türk ordusunda da böyle işler oldu değil mi? Onun için her ona haber verir adam. Her onu düşürün.
PKK'lılar ölüyor diye istiyorsa eğer, bu ordu 30 senedir 5000 peşmergeyle uğraşamıyorsa, bunun içinde hainler var. Şudur budur bilemem. Aklen mantıken böyledir. Kazım Karabekir'in kızı 1-2 sene evvel televizyona çıktı da, babamın orduya soktuğu 3000 Ermeni yetimidir bunlar. Ermenilerin çocukları subay olmuş. Üniformayla bayramda gelip elimi öpüyorlar. Annemiz diye bana hürmet ediyorlar dedi. Ben buradan bir netice çıkardım. Karabekir'in ilki belki iyi niyetli olarak açıkta kalırlarsa düşmanlık devam eder. Bunları eritiriz. Bilmedi ki Karabekir, din kaldırılınca sen nasıl eriteceksin onu? Yeniçerileri de alıyordu Hristiyan çocuğunu ama Müslüman ediyordu. Sen Müslümanlığı rafa kaldır, Allah demeyi yasak et, Ermeni Ermeni olarak kalır tabiatıyla. Mesela size bir isim vereyim. 27 Mayıs ihtilalcilerinden Haydar Tunç Kanat, Karabekir'in orduya soktuğu Ermenilerdendi. Bunu bana söyleyen Türkeş'tir. Başkaları da var. Onların çocukları da var belki bugün. Aynen Suriye ordusu da böyledir. Millete düşman, din düşmanı, Allah düşmanı bir ordudur. Buna istinad etti. Bu çocuk iyi niyetli olarak, dünyadaki demokratik gelişmelere bakarak bu işi gevşetmek istedi. Bizimkiler de onu teşvik olsun diye iyi münasebet kurdular. Çünkü o arada bir gelişme oldu. Gelişme de şu, burada bir parantez açarak size söyleyeyim. PKK İsrail işi değildir. PKK İsrail'in menfaatine de planına da aykırı bir iştir. PKK Ermeni işidir. Abdullah Öcalan da anadan da Ermenidir, babadan da Ermenidir. Anası bir Türk aile yanında, babası bir Kürt aile yanında yetişmiş Ermeni yetimidir. Bunun hakkında çok tafsilat veririm başka bir zaman, belki bir ders yaparım. Türk MİT'inde çalışıyordu. Bakın 1970 senesinde biz Ermeni meselesini ortaya attığımız zaman bizi kınadılar. Siz uykuda olan bir meseleyi canlandırıyorsunuz dediler. Halbuki ben o zaman istihbarat ettim ki Arjantin'de bir şey kurdular. Merkez. Dünyaya seslerini duyurarak. Bunu bir antiparantez söylüyorum. Sonra öteki meseleyi avdet edeceğim. Bu merkezde dünyaya seslerini duyurarak hariçteki Türk sefirlerine karşı suikastlar tertiplediler. Bu işe başladıkları zaman ya durup dururken bir Ermeni Türk Büyükelçisi'ni veya elçilik katibini niye öldürüyor? 1915'te onlar bizi katliam etti de onun için öldürüyor. Unutulmuş bir işi onlar canlandırdılar. Bu şekilde 30-40 tane hariciyeci öldürdükten sonra bir film yaptılar. Bu filmde diyorlar ki Ermenileri Türkler şöyle katliam etti, böyle katliam etti. Şimdi Türkler Avrupa Birliği'ne girmek istiyor. Avrupa Birliği'ne Türkiye girdiği takdirde bizim Avrupa Birliği dahilinde, o zaman Avrupa Birliği değil, ortak pazar. 4 milyon insanımız var. Doğrudur. Belki biraz mübalağalı ama. Alman diye, Fransız diye, İngiliz diye var. Bunlar Türkiye'den arazi satın alma hakkını elde edecek. Çünkü Avrupa Birliği'nde mesela Almanya'nın bir vatandaşı, ben Londra'da yaşamak istiyorum. Kalktı gitti Londra'ya, istediği mülkü alır. İşte ister, vermezse işsizlik parası verir. Londra'daki bir İngiliz ben Hamburg'da yaşayacağım dese, Hamburg'a gelse sen burada oturamazsın, ne vize ister ne bir şey ister. Hayır, Avrupa Birliği'nin kanunu böyle. İş ver bana der. Vermedi, işsizlik parası alır. Türkiye'de böyle olacak. Biz bu Avrupa Birliği dahilindeki 4 milyon Ermeni'yi eski vatanımıza göndereceğiz.
Ey bizim Hristiyan kardeşlerimiz. Ben bunu 76 seçimlerde miting meydanlarında anlattım. Şimdi vakit daraldı, çok tafsilata giremeyeceğim. Ey bizim Hristiyan kardeşlerimiz. Biz size demiyoruz ki gelin bizim için Türklerle harp edin de bizim kadim topraklarımızı onların elinden alın. Biz de tekrar vatan sahibi olalım. O zaman Rusya yıkılmamış. Ermenistan diye bir devlet yok. Biz de bir devlet sahibi olalım demiyoruz. Türkler Avrupa Birliği'ne giriyor, müracaat etti. Biz eski topraklarımızı aynen Yahudilerin Filistin'de yaptığı gibi satın alarak topraklarımıza döneceğiz. Bize burada oturamazsın diyemeyecekler. Biz bunun için bir vakıf kurduk. Ey güzel Hristiyanlar, bize yardım edin. Eski vatanımızı tekrar o barbar Türklerin elinden alalım. Trilyonlar topladılar. Bu filmi Amerikan televizyonlarında reklam fiyatıyla yayınlattılar. Ondan sonra Abdullah Öcalan'ı buldular. Sen böyle bir iş yap dediler. Bundan üç matlupları oldu. Abdullah Öcalan Türk mitine çalışıyordu talebeliğinde. Bunların hepsinin tafsilatı var, bende de sonra çabuk ilerleteyim diye anlatmıyorum. Onu geldi buldular. Sen Kürt değilsin, sen Ermenisin. Ama Kürt görünüşlü bir hareket yap. Çünkü sana adam lazım. Ermeni hüviyetiyle çıkarsan biz sana dışarıdan kafi adam bulamayız. Ama mahalli kaynaktan istifade etmen için Kürtlük dava eden bir hareket yap. Kuzey Irak'ta Barzaniler var. Barzaniler Yahudi güdümünde. Barzani ailesi de, bunu benden duyun, Barzani ailesi de kadim bir Yahudi ailesidir. Kürtleşmiş bir Yahudi ailesidir. Buna dair yazılmış, Vesaik-i Müstedid'den yazılmış bir kitabı tercüme ettirdim. Yakında bastıracağım onu. Bu çok incelenmiş bir iştir. Bizim arşivde de yüzlerce vesika vardır. 200 sene evvel Müslüman olmuş. Olmadan evvel de haham yetiştirmekle meşhur bir ailedir Barzani ailesi. Yahudi güdümlüdür. Çünkü aslen Yahudidir. Yahudinin Barzanilerle güttüğü gaye şudur. Irak'tan, Suriye'den, Türkiye'den bir parçayı alıp bir Kürt devleti yapıp sonra yutmak. Çünkü bu toprakları o devletlerden almaktan denize çıkışı olmayan bir kara ülkesi olan Kürt devletinden almak daha kolaydır. Neden? Burası arz-ı mev'uttur çünkü. Yani Tevrat'ta İsrail'e Allah tarafından verildiği iddia edilen bir topraktır. Türkiye Avrupa Birliği'ne girdiği takdirde Yahudi bu araziyi 50 sene sonra, 100 sene sonra böyle plan yaparlar Yahudiler. Türkiye'den istediği takdirde bütün Avrupa Birliği'ni karşısında bulacak. Bu araziyi Türkiye'den istemekten daha güç bir durum hasıl olacak. Halbuki Türkiye bunlarla bölünürse bu bölünmeden hasıl olacak küçük bir Kürt diyenin elinden burayı almak kendisi için çok daha kolay olacak. Onun için Kuzey Irak'taki oluşumu destekliyor İsrail. Uğur Mumcu bunu ifşa etmekten dolayı İsrail entelijansları tarafından öldürmüştür. Bunda bende çok tafsilatı var. Uğur Mumcu'nun cinayetinin sebebi İsrail'in Kuzey Irak'taki Kürt oluşumuna senede 50 milyon dolar yardım ettiğine dair beyanıdır. Demek oluyor ki Barzani hareketi Yahudi güdümlüdür. PKK Yahudi'ye uymaz. Neden uymaz? Çünkü Avrupa Birliği'ne girdiği takdirde Türkiye bölünecek, Ermeniler gelip yerleşecek de ondan sonra. Avrupa Birliği'ne giren bir Türkiye'yi istemediği için, işini güçleştireceği için,
Arz-ı Mevud'un Türkiye'deki parçası Kayseri vilayetine kadardı. Çünkü Nil'den Fırat'a kadar. Bu araziyi Türkiye'den almak daha güçleşeceği için PKK'nın programı İsrail'in işine gelmez. Onun için Abdullah Öcalan'ı bize İsrail'den çıkartmak da teslim etmek de İsrail'in yardımıyla olmuştur. Şimdi bunun tafsilatını anlatırsam bütün vakti buz doldurur ama şimdi birkaç cümleyle size söyleyeyim. Hikmet Çetin hariciye vekiliydi. İsrail'e çağırdılar. Dediler ki sizin bu PKK'dan çok başınız dertte. Biz bunu size hallediverelim. Nasıl halledersin? Sen nasıl bu PKK'yı halledeceksin? Dedi ki çok basit. Siz Suriye'ye su verin. Biz de Abdullah Öcalan'ı Suriye'den çıkarttıralım. Ya Suriye sizi dinler de Abdullah Öcalan bize verir mi? Siz istediği Suriye'nin istediği suyu verin. Biz onları ikna ederiz. Çünkü Suriye'deki rejim Yahudi'nin işine gelen bir rejim, İslam düşmanı bir rejim. Ve zahiren milletine karşı rakip, düşman göründüğü halde el altından beraberdi. Bunların da çok tafsilatı var. Ben şimdi vakit yok diye özetliyorum size. Bunun üzerine pekala Hikmet Çetin Türkiye'ye döndü. Suriye'yi davet etti su için. Baraj yapılıyor, suları kesiliyor, kıyamet koparıyorlardı. Tarık Şahar'a geldi. İstediğinden fazla su verdi. Ama İsrail, ben sana Türkiye'den su verdireceğim. Sen de dedi, bu Mossad'ı desteklemekten vazgeçeceksin. Çünkü daha evvel İsrail'de anarşik hareket, kendi tabiriyle anarşik hareket yapan teşkilatın Yasser Arafat'ın güdümünde olduğunu zannediyordu. Yasser Arafat'ı Amerika'ya çağırdılar biliyorsunuz. Bir geçici muhtariyet verdiler. Baktılar ki anarşi durmadı. Başka bir teşkilat daha var. Baktılar bu Suriye güdümünde. Ondan kurtulmak için Suriye ile bu pazarlığı, bu tezgahı kurdular. Suriye tamam benim suya ihtiyacım var. Çekerim o teşkilatı yeter ki sen bana su verdirdi. Suriye suyu aldıktan sonra İsrail'e dedi ki Golan Tepelerinde isterim bu işi yapmak için. İsrail Golan Tepelerini veremedi. Çünkü İsrail'in içme suyu sadece Golan Tepelerinden sağlanıyor. Bunun üzerine gerginlik oldu. Amerika'ya dedi ki Türkiye'ye destek ver, Suriye'ye baskı yapsın, Abdullah Öcalan'ı iade et diye. Bizim bir generale talimat verildi. Hudut'ta bizim bir general, ey Suriye, Abdullah Öcalan'ı bize ver, vermezsen kafanı kırarız diye konuştu, hatırlayın. Çok çok özel söylüyorum. Bu Amerikan desteğiyle oldu. Amerikan desteği İsrail sayesinde sağlandı. Fakat bizim general bir yanlışlık yaptı. Abdullah Öcalan'ı bize teslim et demedi. Ya bize teslim et, ya ülkenden çıkar, yoksa seninle vuruşuruz dedi. Bir adama alternatifli bir teklif yaptın mı o işin en uygun olanı yapar. O da baktı ki Türkiye ciddi. Onda istihbaratı var. Amerika arkasında. Bu işte İsrail arkasında. Golan Tepeleri işi yüzünden büyüttü belayı. Abdullah Öcalan dedi ki çık. Abdullah Öcalan Rusya'ya gitti. Bolşeviklik yıkıldıktan sonra Rusya'nın iliklerine kadar Amerikan entelijansı hakimdir. Onu orada buldu. Rusya tazdik etti. Türkiye teslim et diye. Rusya bunu yapmak istemedi. İşte İtalya'ya postaladı, Yunanistan'a postaladı vesaire biliyorsunuz hikayeyi. Sonunda Yunan Büyükelçiliğinden Afrika'da bir yerden bize teslim ettiler. Yunan da teslim etmeyi kendi ülkesinde korktu ki PKK
Siz bizim adamımızı Türkiye'ye teslim ettiniz diye gelir burada anarşi yapar. Onun için Afrika ülkesine gönderdi. Ama Amerika takipçi olduğu için İsrail uçağı Tel Aviv'e getirdi Abdullah Öcalan'ı. Bir Çağlayan bilmem ne diye Bursa'da bir zengin vardı. Onun uçağı gitti. Tel Aviv'den Abdullah Öcalan aldı. Buradan siz bir netice çıkarın. Ermeni harekatıdır. Onun için İsrail'in işine gelmez. PKK'ya karşıdır. Bugün İsrail'le aramız gerginleştiği için PKK'yı tutuyor görünüyor. Bu geçicidir. Sonuna kadar tutmaz. Çünkü Ermenilerin orada yerleşmesini istemez. PKK'nın üç gayesi vardır. Bir, Kürtlerden Ermenilerin intikamını almak. Kürtlerin kulakları çınlasın. Çünkü Ermeni katliamı denen hadiseyi yapan Kürt aşiretleridir. Bundan dolayı da asla kınıyor değilim. Çünkü Birinci Cihan Harbi'nde Enver Paşa'nın cahilane hareketi sebebiyle Allahu Ekber dağlarında 80 bin Mehmetçik şehit olunca Rus ordusu serbest kaldı. Allahu Ekber dağlarını açtıktan sonra ikiye taksim oldu. Bir kolu Karadeniz istikametinde, bir kolu Van Gölü istikametinde ilerledi. Van Gölü istikametinde ilerleyen Rus ordusunun önünde Ermeni alayları vardı. Gönüllü alaylar. Bunların resimleri, tafsilatı, raporları o kadar uzun ki ben aslında böyle bir suali müstakil bir derste anlatmalıydım. Bu Ermeniler alayları Rusların gölgesinde halkı katliam ettiler. Fakat 1910'de Bolşevik ihtilali olduğu zaman bugünkü gibi radyo, televizyon yok. Haber alamıyorlar memleketlerinde. Güneydeki orduları Van Gölü'nün güneyine kadar. Karadeniz'deki orduları da Harşit Nehri'ne kadar Trebolu yakında varmışken Bolşevik ihtilali oldu. Ekim 1918, 17. Bu ihtilal üzerine bunlar ihtilaflı oldu. Birisi, bir kısmı Çarlık taraftarı, bir kısmı Bolşevik taraftarı ihtilaf düştü. Çekilelim, ülkemizden uzak düştük, haber alamıyoruz, kimden yana olacağımızı bilmiyoruz dediler. Şimdi bizim Karadeniz'de kurtuluş günleri yaparlar, dam dum atarlar. Hepsi yalandır. Ruslar kendileri çekildiler. Kuvayi Milliye tarzında Karadeniz'le Ruslarla ilk girişlerinde bir Baltacı Deresi'nde çarpışma olmuştur. Of'un Baltacı Deresi'nde. Gayrısında hiçbir şey olmamıştır. Çekilip gitmeler de kendi kendilerinedir. Tarihi gerçek budur. Güneydoğu Anadolu'dan çekilmeler de böyledir. Şimdi bakın, Ruslar çekilince Ermeni alayları da onlarla birlikte Rusya'ya çekildiler. Bunlar muharip insanlardı. Toprağa bağlı insan kolay yer değiştirmez. Size gene parantez içinde parantez açarak bir şey daha söyleyeyim. Kanuni'nin devrinde 16. asrın ortalarında Papalık Meclisi bir karar aldı. Amerika diye bir kıta keşfedildi. Bu Türkler bizi Avrupa'dan, Manş Denizi'nden denize dökecek. Burasını Türklere bırakalım. Bu halkı topyekun Amerika'ya taşıyalım. Bu Papalık Meclisi'nin kararıdır. Tatbik kabiliyeti olmadı. Çünkü toprağa bağlı insanlar yer değiştirmez. Amerika'ya yersiz yurtsuz adamlar, hapishane kaçkınları, maceracılar gitti. Toprağa olan adamlar toprağa bırakıp gitmedi. Ermenilerin de toprağa bağlı olan halktan insanlar onların arkasına takılıp Rusya'ya gitmedi. Kürt aşiretleri de anamı öldürdün, babamı öldürdün, kardeşimi öldürdün diye bunlardan intikam aldı. Bundan dolayı Kürtleri kınamak mantıksızlıktır. Çünkü durup dururken sana bir tokat vurana biz Hristiyan değiliz, öbürünü de uzatalım.
Sen de bir tokat vurma hakkındır, meşru hakkındır. Kürtler bunu yaptılar. Dahası tehcir edildiği zaman Kürt aşiretler o tehcir gönüllü tehcirler vardı, asıl katliamı yapanlar. Onları kovaladı, yakalayabildiğini öldürdü. Anasını öldürmüşsün, babasını öldürmüşsün, beş eşkıyalık yapan da olmuştur. Böyle karışıklık da her şey zaptı rapt altında gitmez. Biz Ermenileri yok etmek isteseydik kanun devrinde, Yavuz devrinde yapardık. Kimse bize ne yapıyorsun diyemezdi. En başımız dertte olduğu bir zamanda bunu yapmazdık. Bunu yapmak mantıklı değildir. Üstelik Osmanlı Devleti 50 küsur subayı cezalandırmıştır Ermenileri koruyamadı Kürt aşiretlerine karşı. Bu istihdatı kapatıyorum. Ermeni katliamı denilen işi yapan Kürtlerdir, Kürt aşiretleridir. Bunu bütün dünya bilir, bunun vesayeti de ortadadır. Bundan dolayı Kürtleri töhmet altında tutmak asla doğru değildir. Mukabele bir misil yapmışlardır. Bu ihanete başlayan Ermenilerdir. Ama PKK'nın birinci gayesi Kürtlerden Ermenilerin intikamını almaktır. İkincisi nüfusu azaltmaktır. Kürtleri öldürerek, kaçırarak nüfusu azaltmaktadır ki oraya gelecek olan Ermeni nüfusu bir yekün teşkil etsin. Cüziyat olmasın. Nüfusu azaltmak. Dikkat edin. PKK Arap öldürmez. PKK'nın öldürdükleri hep Kürttür. Ez kaza yani polisi öldürüyor. Bu Kürt müdür, Türk müdür bilemez zaten. Size misal vereyim bakın. Muş'un bazı köyleri Kafkas muhaciridir. Hiçbir anarşik hadise yoktur. Onların dirayetinden değil. PKK Kürtlerden intikam aldığı için Kürt öldürür. Mecbur kalır. Şartlar öyle gerekir. Türk de öldürür. Asker öldürürken Kürt müdür, Türk müdür diye bilecek değildir. O ayrı mesele. Ama halktan kaçırmak, öldürmek Kürtler üzerinde caridir. Üçüncüsü araziyi ucuzlatmaktır. Anarşinin bir sebebi de budur. Arazi ucuzlarsa bunlar gelip kolaylıkla büyük toprak alırlar. Bunlar Yahudi'den ders aldılar Filistin'de yaptığını. Ben bunu bundan 10 seneden fazla evvel Antep'te anlattım. Bir adam dedi ki ben emniyet müdür muaviniyim dedi. Aha hüviyetim. Seni takip ediyorum. Vallahi zannetme ki resmi vazifeli olarak. Seni dinlemek için izin aldım dedi. Ama sen benim bir zihnimdeki düğümü çözdün dedi. Hayırdır dedim. Burada bir köylü dedi. Güneydoğu'da 1000 dönüm arazi aldı. Ya bu adam parayı nereden buluyor? Akıl erdiremiyordu. Dedim ki o Ermenilere taşeronluk yapıyor. Yahudiler de kendi güdümlerinde bazı Arapları kullandılar. Filistin'de arazi topladılar. Sonra o Arap çekildi arkasından Yahudi çıktı orada. Ermeni taşeronudur onu takip edin dedi. Bilmiyorum ne oldu. Şu gün Ermeniler orada Kürt, Türk vesaire görünen, öyle zannedilen. Yani ben şimdi burada sıralarım, başıma iş açar. Bir sürü üst kademede ben Ermeni olduğunu bildiğim adam var. Türk ve Müslüman adıyla geçiniyor. Hususi sohbetlerimde çok söylüyorum bunları. Yakının temas edenler bilirler. Üst kademelerde, temyiz mahkemesinde mi ararsın? Nerede ararsın? Asıllara Ermeni. Türk ve Müslüman adıyla geçiniyorlar. Aynen Abdullah Öcalan gibi. İki hüviyetliler. Velhasıl PKK şu üç gayeyle kurulmuştur. Bu üç gayeye göre çalışmaktadır. Neden Türkiye? Çünkü Ermenilerin davası Türkiye'de.
Yani sen Kürtlük dava ediyorsan İran'da bu işi yapman lazım. Niye yapıyorsun? Suriye'de yapman lazım. Hadi İran'da göstermelik bir iki iş yapıyor. Onun sebebi şudur. İran'daki Kürt mıntıkası hemen Türkiye'nin ve Irak'ın bitişiğindedir. İçerilerde değildir. Hem hudut. Hudut kısmındadır. 1-1,5 milyon Kürt vardır orada. Ama Suriye'dekiler en fazla mağdur ve mazlum olan Suriye Kürtlerdir. Adamlara bu rejim nüfus kağıdı vermiyor ya. Çocuğu doğuyor, nüfusa kaydetmiyor. Böyle zulüm olur mu? Sen Kürtlük dava ediyorsan ey PKK, evveliyetle bu Kürtler mazlum. Bunlara yardım etmen lazım değil mi? Orada işi yok. Orada işi yok. Onun işi Türkiye'de. Çünkü Ermeni meselesi. Suriye'deki Ermeniler Suriye'yi vatan saymıyorlar. Ermenilerin vatan saydığı Elbiye-i Selase. Sitte. 6 vilayet. Merkezi Ağrı Dağı olmak üzere Adana'ya kadar. Adana'dan ötesi onlara alakadar etmiyor. Suriye ile onun için bir dertleri yok. Suriye'deki Türkiye'yle ben bundan 40 sene evvel Beyrut'ta bir alışveriş yapıyordum. Adam benim genç bir çocuk. Türk olduğumu anlayınca böyle bir Osmanlı ifadeleriyle kadim bir dille konuşmaya başladı. Sen nereden biliyorsun dedim bunu. Ninem öğretti dedi. Ninen Türkiye doğumlu mu dedim. Evet dedi. Neden ihtiyaç duydu? Dedi ki orası bizim vatanımız, bir gün oraya döneceğiz dedi. Beyrut'ta bir tezgahtar. Bu düşünce dediler. Vatan, Ermeni vatanı onların iddiasına göre Kilikya'dır. Kilikya Adana valisidir. Milattan evvel Adana havalisinde bunların bir krallığı vardı. Biz Ermenileri devletlerini yıkıp da idaremiz altına almadık. Biz onların yaşadığı toprağı Bizans'tan aldık. Onlar Bizans esiriyken aldık. Bizans esiriyken o derecede Bizans'ta kötü şartlar altında yaşıyorlardı ki bir Ermeni'nin İstanbul'u bizim fethedişimize kadar İstanbul'a gelmesi yasaktı. İyi duyun bunu. Tarihi bir gerçek. Bir Ermeni Bizans devletinin tebası merkezi hükümete gelemez. Yasak. Patrikleri de Bursa'daydı. Ermeni patriğini Bursa'dan İstanbul'a getirip Kumkapı'daki merkezi onlara veren bir fermanla onları Ermeni Rum şeyine, patiğine eşit statüye kavuşturan Fatih Hazretleri'dir. Gidip Kumkapı'da Fatih'in fermanını görebilirsiniz. Bu kadar kötü şartlar altında biz onları Bizans'tan devralmışız. Saray kuyumcuları tarih boyunca Ermenidir. Ülkenin en zengin sınıfı haline getirmişiz. Onlar bizden bunun hesabını soruyor. Vatanın dediği yerde de yaşa. İlla ayrı bir devlet olman gerekmez. Çünkü adaletle muamele oluyorsun. Dininde serbestsin. Sana karışan yok. Yani ayrı bir devletin olacak da ne olacak? Ne olacak? Boyun mu büyüyecek? Daha mı rahat edeceksin? Yok. Küçük, itimat edilmez bir devlet olacaksın. 27 Mayıs ihtilalcilerinden Dündar Taşer vardı. Sonradan uyanmış. 14'lerle birlikte atıldı. Bunu Bonn, o zaman Almanya'nın merkezi hükümeti. Bonn Büyükelçiliğine sürdüler. Masası var, işi yok. Sürgün. Bir gün diyor uzun boylu fesli bir adam geldi, masama bir pasaport attı. Beyefendi bu pasaportu alınız, bana bir Türk pasaportu veriniz dedi. Baktım diyor 80'lik bir adam. Başında da böyle benim gibi fes. Pasaporta baktım, Ürdün pasaportu. Otur beyefendi dedim. Oturdu. Niye değiştirmek istiyorsun?
Demiş ki ben gençliğimde Osmanlı pasaportuyla bu ülkeye geldim. Polisler bana selam duruyor. Bir de ihtiyarlığımda nereden aklıma geldiyse geldim. Didik didik polisler bavulumu aradı, üstümü başımı aradı, guruma dokundu. Ben gene Osmanlı pasaportuyla gelmek istiyorum diye. İyi de Osmanlı kalmadı, artık siz bir devletsiniz. Ya ne devleti demiş. Bir Roma harabesinden bir devlet mi çıkar demiş. Ya ama ne yapalım işte durum böyle falan. Ya demiş Allah'ın seversen siz idare edemediniz. Ben bir daha bir tarafında kaldım, siz bir tarafında kaldınız demiş ya. Türkçe konuşuyor adam. Bir dağın bir tarafında, ben bir tarafında. Allah aşkına şu pasaportu alın. Kim size soracak? Bana bir Türk pasaportu verin. Diyemedim ki diyor. Türk pasaportu senin bu Ürdün pasaportundan daha beter. Seni gene aradı, sordu, içeri soktular Türk pasaportuyla. İçeri giremezsin, vize lazım, bilmem ne lazım falan. O vizeyi de almak neymiş? İtibarlı ol da hangi devletin adamı olursan ol. İnancına göre yaşa da nerede yaşarsan yaşa. Akıllı adam böyle düşünür ama onların öyle bir derdi yok. PKK'nın Ermeni icadı, Ermeni meselesi olduğuna bir delil daha söyleyeyim size. Adamın sualinde çok mesele var yani. Onları bugün anlatmam mümkün değil. Diyorlar ki biz Kürtler Zerdüşt idik. Dertleri ne biliyor musun? Şimdi Kürtleri kıyam ettirecekler, ezdirecekler. Böyle umuyorlar. Ama Kürtler Müslümanlık dolayısıyla onların, yenilerin tabiriyle cumhuriyet sözü söyleyeyim, gazına gelmiyor. Halk dindar olduğu için nahak yere adam öldürmeyi, nahak yere baş kaldırmayı zulüm görüyor. Efendim şeriatla idare olunmuyor, Türk'le idare olunmuyor. Mücadele ediyor. O da mücadele eder. O zaman ayrı bir dinden oldukları şuurunu yerleştirebilirse, Müslümanlık dolayısıyla Türk'ün, Kürt'ün kardeş olması işi suya düşer. İyi de aptal oğlu aptal. Sen hangi Kürt'e senin aslın Zerdüşt'ü diyeceksin de tekrar söylüyorum. Zerdüşt'sen belki benim de ecdadım Şaman'dı. Bundan dolayı benim bilmem 1000 sene evvel ceddim Şaman'dı diye ben İslam bırakıp da Şaman'a mı döneceğim? Bir ofluya dediler ki benim yanımda caminin bir meşrutasında. Rumca. La senin aslın Rum olmasın dedi. O cahil adam ne dedi biliyor musunuz? Deme adam söyleme. Eğer benim ecdadım Rum idiyse da dönüp Müslüman oldular ise dedi. Akşam sabah onlara dedi dua ederim ki Allah'ım bunları bağışla, onlar ne günah varsa bağışla, onlar dönü de Müslüman olmasaydı. Ben acaba kendiliğimden o Rumların içinde beyizaydım ha bu dini bulabilir miydim? Allah'ım onları cennetine koy ki onlar benim sülalem Müslümanlığa bulaştırdılar da ben de bugüne kadar Müslüman olarak geldim. Müslüman hissiyatı mıdır? Aslın Rum çıksa ne olur? Zerdüşt çıksa ne olur? Sana ondan hesap mı var? Şerefül insan bil iman. La bil mal ve la bil nesep. Müslüman için peygamberin sözü mutadır. İnsanın şerefi iman iledir. Malla veya neseple değil. İmanın yoksa peygamber sülalesi olsan fayda yok. Ebu Leheb peygamberin amcası Kur'an telin ediyor. Tebbet dedi abi Leheb'in. Peygamberin amcasını Allah telin ediyor. Nesep böyle bir şey. Kaç kuruş eder imanın yanında? Demek oluyor ki PKK böyle bir harekettir. Gizli Ermeni harekatıdır. Ve bugün PKK militanları içinde pek çok Ermeni vardır. Öldürülen militanların bazılarının arkadaşları kaçarken yüzüne ateş ederler. Bazılarını da tenasül organına ateş ederler.
Bunun sebebi nedir? Bizim subaylar, askerler fazla bilmezler. Yüzüne ateş ettikleri şehirde gündüz bir işle meşgul bir adamdır. Tanınırsa akrabasına, taallukatına bir zarar verilir diye yüzünü dağıtırlar. Tenasül uzmanı ateş ettikleri aslında Ermenidir. Sünnetsizliğinden bu Ermenilerin bu işin içinde olduğu anlaşılmasın diye tahrip ederek vücudunu kaçarlar. PKK militanları en az üçte bir Ermenidir. Suriye ordusunun yarısı Ermeni olduğu gibi. Esad bence Nusayri bile değildir. Babası Nusayri kafiriydi. Hazreti Ali Allah diye. Düzeltmek istedi. Bu düzeltme niyetini sezdiği için bizim hükümetimiz de ona yardımcı olmak istedi. Fakat babasının kurduğu öyle bir firavun nizam vardı ki bu çocuk onu kımıldatamadı. Belki ateisttir. Ama dışarıda büyüdüğü için şu işi yapacak bir adam değildi. Bunu babasının kadrosu bu yola soktu. Babasının kadrosu bu yola soktu. Türkiye'nin ilgilenmesine dair de birkaç söz söyleyeyim. Kemalizm, yurtta sulh, cihanda sulh. Bu prensip ancak yükünü tutmuş milletler için doğru olabilir. 24 milyon kilometre kare bir vatandan 1 milyonun altına düşen bir millet böyle bir sloganla yürüyemez. Gücüm yeterse ecdadımın kanını döktüğü her yeri alırım. Almamak o ecdada nankörlüktür. Yemen'de yüz binlerce şehit verdik. Ecdadımın kan döktüğü her yeri dava ederim. Avrupa'da Tuna Nehri'ne kadar benimdir. Elimden alınmış. Hukuken benimdir. Çalınan mal hukuken senindir. Ama fiilen senin değildir. Onun gibidir. Ne türlü? Çünkü İslam hukukunda bir kaide vardır. Bir zaman Darül İslam olan bir yer mırur-ı zaman ile ehli küfrün eline geçse öyle bir yeri geri almak için Müslümanlar bir harp sebebi aramaya muhtaç değildir. Gücü yetiyorsa hiçbir şer'i sebep aramadan ilanı harp eder, o toprağı geri alır. Kıbrıs'ın fethi için ben Lozan kitabına yazdım. Ebu Suud Efendi'nin fetvasını. Ebu Suud Kıbrıs'ın fethi için bu İslami hükme istinaden fetva vermiştir. Çünkü Kıbrıs Hazreti Muaviye zamanında fethedilmiştir. Hazreti Muaviye zamanında o sefere katılan Hala Sultan Türbesi Larnaka'da hala duruyor. Gidin görün. Diyor ki bir zaman Darül İslam olan bir yer mırur zamanla Müslümanların elinden çıkmışsa İslam padişahına orayı geri almak gücü yettiği anda vacip olur ki orayı geri alın. Bunun için bir harp sebebi aramaya gerek yok. Harp İslam'da tedafiidir, taarruzi değildir. Yani durup dururken ben senin ülkene hükmedeceğim diye harp edemez. Belli şartları, sebepleri vardır. O sebepler bir zaman İslam'a tabi olan bir yer için aranmaz. Tuna Nehri'ne kadar İslam ülkesidir. Sen Darül Harp'da Müslüman'a tanınan kolaylıkları Bulgaristan'da kullanamazsın. Yugoslavya'da kullanamazsın. Tuna Nehri'ne kadar kullanamazsın. Türkiye'nin tabii hududu Avrupa'da Tuna Nehri'dir. Bu uzun bir mesele. Suriye'de mevcut idare Yahudi desteklidir. Ama şaşırtıcı bir destek İran desteğidir. İran'ı tanımayan bu zamana kadar İran'ın gerçek hüviyetini anlamayan varsa şimdi gözünü açsın. İran diyor ki dünyaya karşı benim gavurum
Ehl-i Sünnet Müslümanından daha iyidir. Çünkü Caferi mezhebine, yani İran'ın resmi mezhebine göre de Nusayri kafirdir. Gulat-ı Şia'dır. Hazreti Ali'ye Allah demektedirler. İnançları budur. Bu bütün akaid kitaplarıyla, bütün vesaik ile, bütün kaynaklarla sabittir. Hasmı Ehl-i Sünnet Müslümanıdır diye oradaki bu gavur idareyi, İran'ın desteklemesi, İran için, kendi içinden çıkan gavurun Ehl-i Sünnet Müslüman'dan daha makbul olduğunu ispattan başka bir şey değildir. Şu hareketiyle İran'ı anlamayan bir daha anlayamaz. Türkiye'nin de, İslam dünyasının da, bütün Müslüman ümmetinin de İran'dan daha büyük düşmanı yoktur. Daha tehlikeli düşmanı yoktur. Almanya'da ben bunları söyledim, beni İran entelijansı tehdit etti. Bana bir şey olursa beni İran entelijansından bilin dedim. Bunu İran entelijansından bilin dedim. Ben bunları yazdım, söyledim ve söylüyorum. Çünkü anlaşılması zor bir düşmandır. Tek gayesi vardır. Ehl-i Sünnet Müslümanlığı makhur olsun. Ehl-i Sünnet Müslümanlığını ayakta tutan kimdir? Türkiye. Bir numaralı düşman. Ne Amerika ile işi vardır, ne başkasıyla. Hepsi laf. Bütün gücü Türkiye'dir. Bütün hedefi Türkiye'dir. Ha, halk böyle midir? Halk zavallıdır. Bu ahuntların işidir. Şia, acem ırkçılığına mâkestir. İslam'dan evvel İran, cihanın büyük devletlerinden biriydi. İslam'dan sonra hiç de ehemmiyetli bir mevki kazanamadı. Müslüman olan Türklerin atlarının ayakları altında kaldı. İran'da İslam'a ram olduktan sonra bir daha Acem ırkı iktidar olamadı. Ne zamana kadar? 1926 yılında Kaçar Hanedanı petrolü İngilizlerle bölüşmediği için İran ordusunda bir albay olan Rıza Şah Pehlevi'ye ihtilal yapıp Kaçar Hanedan, Türk Hanedanı yıkılıncaya kadar, 1926'ya kadar İran'ı bir de Acemler idare edemedi. Bunun hıncıyla farklı bir mezhebin müddeyi oldular. Ona sarıldılar, bütün alemi İslam'ı alevileştirip kendileri lider olmak sevdasındadırlar. Bu batıl dava yüzünden ümmeti bölmüşlerdir. Bakın size burada bir sonsuz olarak bir şey söyleyeyim. Türkiye her meselesini şeriatla halleder. İktisadi kalkınmasını da halleder. Kürt ayrılıkçı düşüncelerini de halleder. Her şeyi halleder İslam. Huzuru, sükunu, saadeti, refahı sağlar. Bir şey halledemez Aleviliği. Şeriat da gelse bunlar devam eder. Sizin ey Müslümanlar, kıyamete kadar sürecek başınızdaki bela Aleviliktir. Asla ve katla bunu düzeltemezsiniz. Çünkü cehalet üzerine kuruludur. İşte İran. Arkasında İran desteği vardır. Yavuz babasıyla niye harp etti? Şahkulu isyanı. Kırdı geçirdi ortalığı. On binlerce insan öldü. Baba senin bu tehlikeyi görmediğinden bu oldu. Şahkulu tekkesi de hediye gönderiyordu. İkinci Bayezid. On binlerce adam öldü. Adam ben falanım demiyor. Şahın kuluyum diyor. Bütün Alevi insanların arkasında İran vardır. Tarih ortada. Osmanlı Rum'a karışmamış, Ermeni'ye karışmamış. Şeytana tapan Yezidi'ye bile karışmamış. Allah'a inanmayana bile karışmamış. La ikraha fiddin. Dinde zorlama yok. Müslümansan statün bu, değilsen bu. Adaletle muamele görürsün. İnanıp inanmamakta serbestsin. Alevi'yi niye ezmiş? İsyan ettiği için ezmiş. Yahu oğlu isyan ettiği zaman öldürüyor da Alevi isyan ettiği zaman onu bağışlayacak mıydı? Kendi evladı isyan ettiği zaman tenkil ediyor.
İsyancının kafasını kesiyor. Alevi isyancınca kesince kabahat oluyor. O zaman bugünkü hükümet içinde PKK ile mücadele etmek kusur sayılır. Böyle bir mantık olamaz. Her idare, her meşru idare kendisine kafa kaldıranın gücü yetiyorsa kafasını ezer. Yetmiyorsa terkayat eder. Kendi yerini ona terk eder. Bunu kimseden beklemek kimsenin hakkı değildir. Şunu bilin ki en zor işiniz Aleviliktir. Katiyen ve katibeten bunun kökünü kazıyamazsınız. Kanser hücresi gibidir. Çünkü cehalet üzerine kuruludur. Bak içinizde adamlar türedi Mustafa İslamoğlu gibi. Ben Ehl-i Beyt mezhebindenim diye. Ulan böyle bir mezhep mi var? Ehl-i Beyt'e, Ehl-i Sünnet'ten kim yan bakıyor? Bütün camilerde Hazreti Ali'nin ismi yok mu? Allah bunlara hidayet versin. Ehl-i küfürden, Haçlılardan daha tehlikelidir. Bu iç bünye kanamasıdır. İç bünye kanaması tehlikelidir. Dıştaki yara kolay tedavi edilir. Bu iç bünye kanamasıdır. Benim burada yaptığımda bir ananın uçuruma giden bir evladı karşısında çaresizliğinden bir çığlık yükseltmesinden farksızdır. Allah-u Azimişan bu nimet-i imaniyenin bize kadar intikalinde emekleri sebkat etmiş olanların cümlesinin ruhlarını şadan andan eylesin. Amin. Cenab-ı Rabbül Alemin bu nimet-i imaniyenin kıyamete kadar devamına medar olacak amellerden bizlere de belagan bela, belagan ma bela nasibi müyesser eylesin. Amin. Cenab-ı Rabbil Alemin milletimizi hüviyeti asliyetine çevirsin. Amin. Cenab-ı Mevla ümmetin boş olan riyasetine milletimizi tekrar isat buyursun. Amin. Lillahi'l-Fatiha.